Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Beyin Spor Stüdyolarına. 21 Ocak Cuma günündeyiz ve haftanın son Beyin Manşetine. Raşit Altun'la birlikte sizlere sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Raşit Altun merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 22. haftanın son maçları dün akşam oynandı. Güzel Haftayı tamamladık. Oldu. Güzel maçlar oldu gerçekten. E, hepsini konuşacağız. Hoş. E, hemen getirelim ekrandan. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormadım. İyi, Her şey yolunda iyi, mı? Diyelim. Sağlık olsun. En önemlisi bu hayat Murat Caner. Ee, dün akşam alınan sonuçlarla birlikte 22. haftanın genel bir görünümünü hemen getirerek programımıza başlayalım. Gaziantep e, özür kablo yeni Malatya Spor maçı ertelenmişti. Hatırlayacaksınız. Babakars Fatih Karagümrük Beşiktaş e, e, siyah beyazların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İttifak Holding Konya Spor Adana Demir 1-0 mağlup etti. Kayseri Spor Yukata Kayseri Spor Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi ki e, hani Başakşehir'in her zamanki oyununu sahaya yansıtmaktan biraz daha uzak ama oldu. Ama şey yaptı baskıyı kurdu. Söylememiz lazım bu karşılaşmada. Acaba Vişcan'ın yokluğu mu diye. E, ya, yani şöyle Peki. yenildi ama iyi oynamadı belki ama hani o baskıyı kurdu ama son Her zamanki oyunundan biraz uzaktı. E, Tabii uzaktı ama 93'te direkten dönen topu vardı mesela. Göztepe iyi oyunla Demir Grup Sivas Spor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor Fraport'a Vantalya Spor'u 2-1 mağlup etti. Zor şartlarda Uzan oynanan baştı. karşılaşmada. Etti. Trabzonspor GZT Giresun berabere kaldı bir puan kaybı daha yaşadı lider. Fenerbahçe Altay'ı 2-1 yendi. Ay temiz Alanya Spor haftanın en farklı skorunu Atakaş Atay Spor'u 6-0 mağlup etti. Ve Galatasaray dün akşam Kasımpaşa'yı konuk etti ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Puan durumunda Trabzonspor liderliğini sürdürüyor 51 puanla İttifak Holding Konya Spor. bir maç eksikle ertelenen karşılaşmayı da sayacak olursanız bir maç eksikli 42 puanla ikinci sırada. Fenerbahçe puanını 36 yaptı. Üçüncü sırada Aytemiz Alanya Spor. Beşiktaş ve Atakaş Atay Spor 35'er puanla sıralanıyorlar. Ardından 34 puanlı iki takım Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor 7 ve 8. sıradalar. Yukatel Kayserispor puanları 31 yaptı. 9. sırada Gaziantep Futbol Kulübü'nün de puanı 31. 30 puanlı iki takım Demir Grup Sivas Spor ve Babakars Fatih Karagümrük. 13. sırada 27 puanla Galatasaray yer alıyor. Hemen altında 26 puanlı GZT Giresun Spor 14. sırada Kasımpaşa ve Göztepe 24'er puana sahip ve geldik düşme hattına. 17. Fraport'a Vantalya Spor 23 puanda. 21 puanlı Çaykur Rizespor 18. sırada Altay 18 puanda 19. ve ligin en alt sırasında uzun zamandır demir atmış olan Özgür Kablo Yeni Malatya Spor 15 puanda. Bunu bir saniye tutacak olursak bu ekranda. E, Murat Çağlar şimdi gerçekçi ol. 30 puanın altındaki bütün takımların düşme riski var. Var. Bir. Doğru. Yani orası limit sanki yani çizgi oldu orada. Oradan çizebiliriz. Çizebiliriz. E, tabi burada en çok konuşulan da Galatasaray'ın da an, e, Antalya Spor'la yani düşme attı. Yani bugün lig bitse Frafa Tabi Antalya Spor evet. dahil, alttaki takımlar düşecek. Galatasaray'ın orayla arasında 3 puan fark kaldı. Dün akşam itibariyle evet. evet ama bunu da sizle de konuştuk. Daha önce de konuştuk. Hani Galatasaray'ın e, tabii ya çok hafta var ama işin işinin zor olduğunu konuştuk. Trabzon ve Alanya Spor maçları önce Galatasaray bir de. Grafiğimiz hazırsa. Buyurun. Sevgili dostlar, sevgili Tolga, şey Galatasaray'ın fixtürü değil mi? Ha, gelecek 10 maç. Getirelim maçı konuşmadan önce. E, madem Raşit Altun buradan girdi öyle devam edelim. Getirelim Galatasaray'ın kalan maçlarını. Hafta sonu Lider Trabzonspor'la oynayacak. Çok zor e, maç. Oynayacak. E, hava şartlarında İstanbul'da, İstanbul'da kar gösteriyor. Evet. Bakalım ne olacak o maç. İnşallah oynanır tabii. Zor maç ne olursa ne olur ama, olsun tabi. büyük maç derbi bir maç. Evet. Zor karşılaşma. Sonucu belli olmaz elbette tabi, ama. Tabi, tabi. Kağıt üzerindeki koşullara baktığın zaman hocası e, değişmiş. Dün akşam oyuncuların zaman zaman ne yapacağını şaşırdığı hatta iyi oynayan. Markao gibi evet. Nelson gibi. Genel, yani sezon içinde Tabi tabii tabii. Ha. sezon içinde. Yoksa dün... Diğerlerine evet. kıyasla performansı sarsılmayan diyelim evet. iyi oynayan demek belki doğru olmayacak performansı sarsılmayan oyuncuların da Kerem Aktürkoğlu gibi o hengame içerisinde kaybolduğunu. Evet doğru. Çok ve doğru. Eğer Trabzon karşısında da böyle bir kafa karışıklığı ya da ne yapacağını bilinmez bir. Durum olursa daha büyük bir sıkıntılı durum söz konusu olabilir ama bunları elbette kağıt üzerinde tekrar altını çizelim. Kalan maçlar dedik ki Trabzonspor ardından Aytemiz Alanyaspor, Deplasman, Kayseri. Yani nispeten Kayseri'de de kendilerini kurtar. Şu 3 maç içinde hani Galatasaray'ın. Kayseri'nin de kolay bir e... hayır, hayır yani 3 maç yani Alanya Deplasmanı anladım, mı? Kayseri'yi içerdi mi? Tabii ama daha yine zor maç tabii ve zor sonrasında maç. da Göztepe var. Evet çok zor maç Göztepe maçı. Çok zor maç. Rize maçı, sonra Konya var. Evet. Konya deplasmanı çok zor. Beşiktaş, Beşiktaş evinde oynayacak. fark etmez nerede oynuyorlar derbi. E, Gaziantep deplasmanına gidiyor. G G Gaziantep evet. evinde çok kuvvetli bir ekip. Çok yani evinde kaybetmiyor. Lideri galiba ligin. Evet. E, tam dersi bir tablosu. Tab o, o bazen. Karagümrük ve zaten derbi, Fenerbahçe derbisi. Hakikaten çok zor bir fikstür ama şunu da şey yapıyorum. sonra Malatya, Altay, Sivas ve Başakşehir. Evet. Adana Demirspor, Antalya diye bitiriyor. Ama <laughs> şu var tabii. Ee, şey elendi. Cezayir <laughs> elendi dün. Feguly dönecek. Mısır elenince Muhammed Mustafa dönecek. Belki Jack işte sakatlığı. olası sakatlığı hani bilemiyoruz tabii ne olacak. Ee, belki Mart ortasında Muslar'a dönecek. Galatasaray belki transfer yapacak. Ayrılanlar da olacak. Mesela dün e, kadroda yoktu. E, Babel hani mesela Hull City'ye transferi konuşuluyor. Yani belki o hani, ayrılan da olacak. Oraya Belki takviye de yapacak Galatasaray. Bu arada Hulusi diye şey de konuşuyor Murat Can'a. Cenk Tosun. Bana da mantıklı geldi. Çok isim konuşuluyor. Evet ama hani. Çok isim konuşuluyor. Ama şöyle teknik bir şey var. Teknik direktörden tut ama oyuncuya kadar. Hoş, teknik direktörü zaten çok büyük bir şotu olacak ama biliyorsun artık kulübün sahibi Acun Olcalı'nın böyle bir deneyimli oyuncu şeyi var. Hani Daha tecrübeli oyuncuları tercih ediyor. O yüzden Babel'le bana Cenk Tosun çok mantıklı geldi. Buyurun. Gazetelere onu, onu geçelim o zaman. Yani ben Dün şunu söyleyeyim. Maçı. Yani şu Buyurun. maçı da seyredince yani burada tabii siz de söylediniz, ben de söylüyorum iki senedir. Galatasaray'ın orta sahası hakikaten Felaket. Ama dün akşam orta sahadan da başkaydı ya da her şeyi orta saha mı etkiledi acaba? Ama Biraz da Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'da Dur. dün akşam orta sahasında oynayan var Raşit Altun kablonu düzeltirken ben gazete okuyacağım. Peki, Şimdi pardon. ilk sayfamız geliyor efendim ekranlarınıza. Akşam gazetesi. Aslan ayağa kalkamıyor. Galatasaray, Giresun ve Hatay'ın ardından Kasımpaşa'ya da 3-1 mağlup oldu. Fatih Terim gitti, Domenek Torrent geldi ama sarı kırmızılılarda hiçbir şey değişmedi. Şimdi özür dileyerek e, hiçbir şey değişmedi derken. Ee, şunu tam bu cümlede bir virgül koyup şunu söyleyebiliriz. Fatih Hoca ile eşliyse dengeli bir oyun oynanmaya çalışıyordu. E ee, dün akşamki maçtan sonra Domenek Torene fatura kesmek anlamında söylemiyorum ama, ki, ama şunu söyleyebilir miyiz? Fatih Terim içtiyse bir arada tutuyormuş bazı şeyleri. Kesin. Bir kere onu söyleyebiliriz. kere haklı mu? haksız şeyinde değilim yanlış anlamasın Tabii, kimse. Yani bir de gönderildi yani gönderilmesi yani bir isim yani sonuçta ya, yani. Fatih Terim. Bir de şöyle bir durum var. Bunu hani yine bir e, arada tutuyormuş. E, bir de şu var Murat ya. Şimdi Sayın Burak Elmas da bir karar aldı ama Fatih Terim varken bütün sorumlulu Fatih Terim'di. Şimdi bütün oklar Galatasaray yönetimine döndü. İşleri çok daha zor. Yani bugün Doğru. mesela bu maçlardan Fatih Terim mağlup ayrılsa ihale hocaya kalacaktı. Doğru. Şimdi ya yani orada da bence bir stratejik hata yaptılar. Yani sezon sonuna kadar devam etmeliydi diye. O yüzden hani Ayrılma hep konuştuk. Ayrılma kararı alındığı zaman bu işin Fatih evet. Hoca için çok kötü olmadığını, bu olayın böyle bir boyut olduğunu da konuşmuştuk zaten. Yani. Ama bu ayrıca şey. belki de hani hoca puan da çıkarabilirdi o ama da, tabii bir hata yaptığını görüyoruz şu o an. Hatınca bu dün bu gazetede bakınca... şöyle bir soru vardı gazetelerden birisinde hatırlarsan Domenek Toral'in nasıl tepki vereceği bilinmiyor vesaire falan diye alkışladılar. Maçtan. Yani önce. normal canım o hani Galatasar ama şeyde taraflar. yönetimde büyük protestolar olduğunu söyleyelim. E, Fatih Terim'i de tezahüratlar da olmuş. Yani, hocanın lehine evet, de olmuş. Evet. Bunlar da olacaktır tabii yani. İmparator Fatih Terim evet, diye evet, bağırdı. Tribünler. Bu arada hemen şunu da söyleyelim. Gazeteden devam edeceğim de. E, Rahmetli Ahmet Çalık'ın anısına. E, Galatasaray Allahümme Allahümme taraftarı Allah rahmet eylesin. Evet. İlk 5 dakika evet. Evet. sessiz seyretti. Hakikaten eee klasik dedi kendi eden evet. bir şeydi. Ondan sonra 6. dakika itibariyle sahaya karanfiller evet. atıldı ve ondan sonra e, şey başladı. Burada Onu da izlemeyenler için söyleyelim. Tebrik etmek lazım. Tebrik güzel etmek güzel organizasyon lazım organizasyon Aslan ayağa kalkamıyor başlığındaydık ve şuraya bir virgül koymuştuk. Fatih Terim gitti, Torrent geldi ama sarı kırmızılarda hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler değişti daha iyi olmadığını söyledik. İkinci yarıda bırakın galibiyeti puan dahi alamayan Galatasaray'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. 1-2-3-4 tane başlık evet. e, çıkarmış. Domenek Tören dün ilk kez Nef adında maça çıktı. Ahmet Çalık için 5 dakika tribünler sessiz kaldı. Ryan golünü attıktan sonra sevinmedi. Alparslan ikinci yarıda sakatlanarak çıktı. Şimdi düşme hattıyla puan sadece 4. Puan farkı sadece 4. Galatasaray Kasımpaşa maçında 110.5 kilometre koştu. Lacivert Beyazlılarsa 116.7 kilometre mesafe katetti. Kasımpaşa Galatasaray'dan 6 kilometre fazla koşmayı başardı. Halbuki Galatasaray genelde 115-116 koşan bir takım sezon ortalamasında. 114, dün, 115, dün, 116 oralarda koşan bir takım yani. Dün Galatasaray sahaya çıkınca... edilecek e, yani gibi değildi, değildi yani. Değildi yani. Bir de sahaya çıkınca işte Ömer Bayram mı orta saha Çünkü Ömer Bayram'ı daha önce Fatih de çok oynatmıştı. Vallahi bir süre e, ben de, de yazamadım yani bekledim. Van, Van Anoltu tercih etti ama yani Murat Can'a Ama ilk başta e, maçın ilk 10 dakikası, 15 dakikası farkındaysan yani Ömer'le e, şeyde bir karmaşa yaşadı. Sen orayı alacaksın, sen burayı yani alacaksın yani. bir karmaşa yaşadılar yani, yani. Ben de şunu anlamıyorum Murat Can'a yani Tabii. Şimdi Barcelona'dayken ya da Manchester City'deyken ya da Bayern Münih'teyken o kadar üst düzey ki oyuncular. Yani De Bruyne'yi stoper oynasa oynar belki. Ama tabii bizim ülkem yani en azından bizim ligimizde oyuncuların seviyesi böyle değil. Onu ama oraya bunu söylenmiş çekilmiş durumda... olması gerekmez mi? Hoca ya anlatırken ya hocaya anlatırken Türkiye'yi ve de yani, takımı. Hoca bunu bence anlayamaz. Yani Türkiye'deki bu olayı zaten o yüzden Türkiye'de hocalar yabancı olarak yani yerlikler... Türkiye piyasası hiç bilinmeyen bir piyasa değil. Evet. Türkiye piyasası bilinen bir piyasa. Futboluyla alakalı hiç bilmeyen bile 3 aşağı 5 yukarı yani futbolun içerisinde olan birisi ama en uzak olan birisi 3 aşağı 5 yukarı bilgisi vardır. En azından büyük kulüpleri biliyor. Bir yani. aynen öyle. Bu kadar zır cahil değiller yani. Biliyorlar Türkiye'yi. Dolayısıyla 3 tamam, tamam, aşağı 5 yukarı bak. tahmin ediyordur ama, ve söylenmesi de gerekirdi. Tamam ama Hocaların kafasında yani bir şey var. Öyle herkes her mevki de oynayabiliyor diye bir durum yok yani özellikle bizim ülkemizde. Yani bu yabancı hocaların Türkiye'de ben yerli yabancı her zaman konuşuyoruz. Ne teknik direktör ne futbolcu karşı yerlisi yabancı iyisi, iyi olmayan ne olur? Yani kötüsü demeyelim. Ee, ama işte böyle üst düzey yıllarca futbolcularla çalışmış hocalar. Recart da yaşadı bunu. Şimdi puan <laughs> yaşıyor. yani kafalarında tabii oyun planı var. Bir hayal kırıklığı mı oluyor yani? yani o oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyor diye tahmin ediyorum. Sürekli yerlerini değiştiriyorlar. Hep bahsedilen şu de. taktik disiplin yani tamam o mevkiyi oynayamıyor olsa dahi hmm. o mevkinin taktik disiplinini gösteremiyor. Kastettikleri bu herhalde belki de. Evet, evet. Ya bir de şu var yani. Şimdi kadroya bakıyorsun. Aytaç Kara var. Defansif orta saha Onu oynatmıyorsun. Sol bek oynatıyorsunuz. Yani. E, Galatasaray'ın 11'ini, başlayan 11'ini getirebilir <laughs> miyiz sevgili Reji? İlk başta Raşit Altun'un da söylediği gibi bir zorlandık. Hani mevkileri yani maç hani nasıl daha doğrusu Galatasaray Spor diye. Kulübü kadroyu açıkladığı zaman hani kim nerede oynuyor diye tabii Ömer Bayram'ı herkes tahmin etti doğal olarak. Çünkü Ömer Bayram oynadı da çok. E bir e zaman zaman oynuyor. öne de çıktı. E oynadı için, evet. Dün akşamki maçta. Bir... Ama tabii Van Hanol Hanol tercihi. Alparslan da mesela Kasımpaşa ilk geldiğinde o da defansif orta saha oyuncusu oynuyordu. Hani o onda o kadar bilemiyorum. Ben en azından yadırgamadım. Ama o bölgede çok ağır kalıyor çok ağır kalıyor ve hani fiziksel olarak ağırlık. Aldı yani şimdi dün geçen gün mevzusunu açtığın için Buskes de çok çabuk bir oyuncu değil fiziksel olarak ama. Ama beyin çabuk. Zaten önemli olan çabuk düşünmek. Doğru. Yani futbolcunun tabii ki çabuk olması çok önemli. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük özelliği o ama bir de çabuk düşünmek önemli. Alpas'tan çabuk da düşünemiyor. Kerem ikisini de yapıyor. Tabii, Eskiden tabii. hızlı düşünüp ayakları yetişemiyordu. Şimdi artık ikisini de Yapabiliyor, evet. Yani önce düşünüp olan, çabuk ayakları düşünmek. da yani bir pozisyon var. Alpas'tanın sakatlandığı sağdan arkadaşı koşuyor. Abi sakatlık yaşadı. Evet. Yani mesela Alphaland da koşuyor topla. Asla topu verse hiç sakatlık pozisyonu da olmayacak ve belki arkadaşı e, ata çıkacak sonra pozisyon işte topu kaptı döndü. Yani çabuk düşünmek çok daha önemli tabii. Yani çabuktan hızdan kastımız sadece futbolcuların süratli olması değil. Çabuk düşünmesi. Patrick van Arnold, e, Yani ben Türkiye kariyerinde hiç başarılı olduğunu düşünmüyorum. Benim kişisel görüşüm ne sol bekte... Ee, Abi, zaman şu... zaman ileride değerlendirdi. Ender de olsa, e, Fatih Hoca yani ben yani ben e, dün akşam orta savunma önünde e, katkı sağladığını, ne pas konusunda ne de savunma konusunda katkı sağladığını düşünüyorum. Peki ben de şunu söyleyeyim. Buyurun. Bu adam yani Van Aanholt 220 Premier Lig maçında 20 gol atmış. Crystal Palace'da. Türkiye kariyeri dedim özellikle zaten. Hayır ben mesela. de diyorum ki yani bir şey var demek ya burada oynayamamasından bir bence. Ya bu kadar savruk e, yani bu kadar ben, sorunlu. Bence ama sahada bir taktik disiplin niyetle değil tabii ama, tabii canım tabii. Yani kaybet top kaybediyor hmm. çok kolay kaybediyor ve ondan sonra da yok yani. Ben mesela ben ben mesela Van Anolt'un arkasında bir sol bek oynaması gerekiyor. Yani tarafta. neredeyse değil mi? Yani, yani sol açık gibi Van Anolt. Neredeyse. Bir de asıl burada en büyük hayal kırıklığı sevgili Murat canım. Hakikaten... Yani bu orta saha kurgusu dün akşam hiç işlemedi. Geçen sene de işlemedi. Berkan Taylan orta sahası, Berkan Taylan Çıkaldao orta sahasının daha fazla varlık gösterdiğini en azından kıyaslamak adına söyleyebiliriz. Ama bence burada en büyük hayal kırıklığı Muratcan, Morutan ve Çıkaldao. Yani bu kadar büyük umutlarla transfer edilen yüksek maliyetli oyuncular. Bak tekrar söylüyorum. Moruta'nın maliyeti 3 milyon euro olarak kap bildirimi geldi ama bence daha yüksek. Yani ben ödedim, taksitleri yazılmadı. Yani, yani pe 3 yedi, milyon peşinat mıydı? Peşinatı yani. verdi, sonra taksit var bence. Yani öyle duydum ben. Yani daha yüksek maliyet. E, çıkıl 6,5 milyon euro. Yani çok yüksek bir rakam 6,5 evet. milyon euro. Yani Türkiye standartlarında da yüksek. Hele Galatasaray için çok yüksek bir rakam. Yani neredeyse sahada yoklar. Morutan'da, Çıkıldağ'a o da. E Halil de maçın 5. dakikasında sanki 115. dakika uzatmayı oynuyor. Gibi bir, kaldı. Aa, şeyi var yani. Evet. Bir, öyle bir ruh hali var oyuncunun sahada. Yani buradan Kerem'le Marka A'yı yedin zaten bilmiyorum. Sabek konusunda toplum nasıl bir şey herhalde. Amerikan pazarına forma satmak için. <laughs> ticari bir Evet yani. bu tespitleri. Ee, yani, yani ama şu 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 daha kötü değil mi Galatasaray için? Mesela Yedlin boyu kesti. Boyu hazır olmadığı için. tamam mı yani. Sakatlandı. Yani orada oldu. bir başka sıkıntılar oldu. Ama Tekrar tamam ama, sakatlandı. Hatay maçında oynadı ilk 11. Ama yeterli miydi? Ya değildi. Geri gelemedi. Ama tamam ama hani. Ya orayı koridor gibi koşması lazım evet, oyuncu. Yani ama... Geri gelemedi. Yani yani. Yani. Burada şu çıkıyor yani. Sürekli hatalar, transferler, hatalı transferler. Ben Çıkaldağ'ı sadece biraz ayrı tutmak istiyorum. Çünkü ilk geldiği gün oynadığı anda <laughs> bir katkı de bir şey sağladı. Çıkal'da. Emre Kılınç Hatay Spor maçında etki edildi miydi özellikle? Öyle. Niye oynamadı? mesela ilk Sonradan anında... girdi oyuna. Morutan. Galatasaray sonradan soktu oyuncular. Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Barış hepsi forvet oyuncusu. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper hepsi forvet oyuncusu. Emo ama sen zaten sıkıntın orta saha topu oraya getiremiyorsun ki. Götürsen belki bir şey yapacak ön taraf. Bu Oğulcan'a da biliyorsun 1.2 milyon euro bonservis. servis. 120 maçta 12 gol atmış oyuncu Oğulcan'da yani. Galatasaray de, seviyesinde değil ki. Rize ile şeyler yaşandı. Bir de yaşananları da saymıyorum. Evet. Yani Galatasaray genel anlamda kötü yönetildiğini söyleyebilir. Bunun sorumlusu tabii ki şu anda bir numaralı sorumlusu Burak Elmas ama planlamayı geçelim. da ama, unutmamak lazım. Ama tamam bu tabii ki takımı kuran da Fatih Terim evet. yani bu oyuncuları alan Fatih Terim. Ya şöyle şeyde e, Lil'in stoperi Rotman Rotman geldi Fatih Bakar ama 8 milyon euro almış PSV 8. 6, 8 milyon euro almış. Galatasaray Lüyünda aldı 8 milyon euro? Onu 35 milyon Euro'ya Newcastle istiyor. Lüyünda bilmiyorum ya yani. kimse ister mi? Lüğündemay'ı tahmin ediyorum. orada, orada kamposu, eğer istenecek... Lille Campos oluyor Zeki Çelik gibi. 8 milyon euro. Bir oyuncu varsa marka olur. Net bir şekilde. Yani marka şimdi gollerde izleriz. Yani bir kere yani tabii ki Galatasaray ama tek başına... bizim ligin seviyesinde iyi bir stoper ama bence mesela hava topu yok. Oyuna evet çok iyi topu. Oyuna sokması evet çok iyi hakikaten. Sol ayağı. Belki önlü beraber oynatılabilir ama hava topu yok. Yani bir stoperde defansif özellikler Dur şu gazeteleri Peki, bitirelim. Buyur. Pozisyon pozisyon Peki, bakacağız buyur. çünkü Marka demişken e, Galatasaray 3 4 hatta ceza sahası içerisinde 5 kişiyken dahi Kasımpaşa'nın hmm. şutlar bulduğunu isabetli şutlar. Donc Donk tek başına değil yani. Hayal... 5 kişi var Galatasaray'dan ceza sahası Galatasaray, içinde. Galatasaray ceza sahasının içinde paslaşıyor yine şut çekiyor yani. Galatasaray ceza sahasının içinde bir duran top organizasyonu, kornerde paslaştı Kasımpaşa. O pozisyona bakarız da biraz sonra. Başlığımız nereden geliyor? E, Foto Maç Gazetesi Ateşle Oynuyor. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, Kasımpaşa'ya da yenilmekten kurtulamadı. Küme düşme hattıyla arasında 4 puan kalırken <laughs> taraftarlar yönetim ve oyunculara büyük tepki gösterdi. Domenek Toren, Hacı ve Heldin ardından Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden 3. teknik direktör oldu. Fanatik gazetesi Arda Turan 2. üst üste utanıyoruz. Galatasaray kaptanı Arda Turan maçın ardından oldukça üzgündü. Çok zor. Çok zor durumdayız. Bu durumdan çıkmak zorundayız diyen deneyimli oyuncu bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin, babamın telefonlarını açamıyorum ifadesini kullandı. UEFA'ya kadar ligi şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar toparlanıp onu kendimize motivasyon yapmalıyız sözlerini aktarmış gazete. Diğer taraftan Kasımpaşa durdurulamıyor diyor. Sezonun ilk yarısında Galatasaray devrede iki farklı öne geçmiş Kasımpaşa maçı. 2-2 tamamlamıştı. Evet. Dün gece de Sarı Kırmızılılar yine ilk golü buldu ancak konuk ekip bir kez daha pes etmedi ve sahadan 3 puanla ayrılırken galibiyet serisini de 4'e çıkardı. Şimdi Dominik Tore'nin sözleri de var. Ondan sonra Kasımpaşa'nın oyunundan da bahsedeceğiz. Hürriyet gazetesi diyor ki: "7 gün içinde geliştik." Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Toren 3-1 mağlup olmayı hak etmediklerini söyledi. Burada olmaz sebebimiz takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde gerçekten daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Daha çok kendimizi geliştirmemiz gereken yer ruh hali. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. E, tazı... İlk yarıda iyi oynamadığımızı düşün... özür dilerim. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hiç Ben cümleyi okuyamadım bir türlü. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Hiç iyi oynamadık. Uzatmalarda iki gol attık. 2-1 olduktan sonra skor, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum savunmada ve ofansif olarak birebirlerde kayıplarımız oluyor, kaybediyoruz. Dönen topları kazanamıyoruz. Takım son 20 dakika gerçekten sıkıntı yaşıyor. Hepimiz tutkuyla bir arada olmalıyız. Bu arada yediğimiz goller kaleci hatası değildi. Bence de değildi. Gerçekten bizim kaleci hatasından dolayı gol yediğimizi düşünmüyorum. Bütün yıl ne oldu çok hakim değilim tabii ki ama bu kadar baskı altındayken oynayabilmesi de zor diyor kalecisi Murat Cener, İsmail. Murat bir de şöyle bir şey var. Ben Hatay maçında da konuştum. Marka ayağına çarpıyor mesela çok eleştirildiği Doğru. golde İsmail Çipelik bir durum. Ben en azından öyle düşünüyorum. Olmadığını düşünüyorum. Tabii ki yani Mustera olsa konuştuk, farklı olur mu? Mustera farklı olur ama, ama yanıltıyor şimdi sen pozisyon almışsın. Ya, tabii Böyle ya, geliyor yani. üstüne Uçuna geliyor top yani. yani. Evet. Doğru Yalnız şu ya. var bak. Galatasaray için asıl tehlike yani zaten daha tehlikeli bölgede de yani e, futbolcular bir sarmala girdi. kendilerine güvenlerine inanılmaz şekilde kaybettiler. <laughs> yani, hakikaten ayakları titriyecek bundan sonra <laughs> maçta. Acaba düşüyor muyuz? Acaba düşer miyiz? Bize mi hani, olur diye. Yani, bu Çok zor bundan sonra. Bundan sonra daha da zor olacak Galatasaray'ın işi. Ha tabii işte hoca söylüyor ama 8 tane <laughs> oyuncusu eksik diyor ama onların tabii e, özellikle Santraforların ve Fegoli'nin eksik olması hakikaten kayıp bilemiyorum. Ben Taylan'la Berkan'ın zaten bir katkısı en azından skor anlamında yok Galatasaray'a. Onu da söyleyelim. İlk yarı ve ikinci yarı az önce Domenek Tore'nin de söylediği gibi Galatasaray'ın oyunlarında ne değişti? Bilmiyorum belki e, Raşit Altun bir, ben bir şey getirir yani. ama Kasımpaşa'nın oyununda değişti. Kasımpaşa'nın Maç sonunda hocayı e, teknik, tebrik ederim Sarmacığım. Teknik sorumlu Ümit Şengül dedi evet. ki ilk yarıda İstediğimiz, ee, istediğimiz tam istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarıyı bir bir bitirdik ama tam istediğimiz gibi oynayamadık. Ee, ekibimizin, teknik ekibimizin video analistlerinin raporuna baktık. Onların verdiği şey Hı. doğrultusunda rakibi doğru karşılamadığımızı gördük ve bunu değiştirdik dedi. Ve ikinci yarıda Galatasaray'ın geçiş hücumlarına, Galatasaray'ın ilk golü Hı. bulduğu gibi geçiş hücumlarına müsaade etmedi. İyi kapandı, iyi durdu ve kaptığı her topla da set hücumuna yerleşti. yerleşti. Üst üste paslar yaptı. Yani Kasımpaşa planı olan ve bu planı sahaya yansıtan evet, taraftı. Tamam. Ben İlk düşün... yarıda yapamadığını da ikinci, i̇kinci yarıda yarı daha yaptım. iyi noktaya getirdi. Şimdi biraz sonra gollerde de göreceğiz ama şimdi mesela Kerem'in pozisyonu var. Kaleciyle karşı. Dönen mi? Direkten dönen. Direkten dönen. altyapısını bizim ülkemizde 56. almış bir oyuncu. Bir de Umut Bozok var Fransa altyapısından. Nasıl tavana doğru e, vuruyor? Ben bunu hep söylüyorum. Maalesef bizim Türk futbolcuların şut, şutu yok. Ya yani özellikle akan oyunda. Yani birkaç kişi var. İrfancan, Burak Yılmaz. Onlar zaten en üst seviye oyuncular. Yani genel anlamda şu Umut Bulut'un Umut Bozok. Şey pardon, Umut Bozok'un Kasımpaşa'yı öne geçiren golündeki net vuruşu bizim ülkemizde yerli oyuncular yapamıyor. Ya vuruş çok iyi de orada gelen pası da ayrıca. Tabii, tabii hadi başlayalım ama, ama, gollerle buyurun, başlayalım. Tabii. Önce bu önce Galatasaray'ı verelim. Galatasaray verelim. Dostlar. Dakika 39. Yani şimdi bu bir Kasımpaşa korner so kullanıyor. Bu bir organizasyon golü değil ama yani çok çabuk atar, Geçiş, geçiyor oyu. Tamam işte. hani bir... burada Alpastan hemen yuvarladı evet. sana Morussan burada kurtardı topu. Evet ama Eren'den. burada tabii biraz bireysel bir gol yani. Tek Halil başına de burada gidiyor, Halil gidiyor, çok güzel, güzel çekiyor. çekti, önünü boşalttı, açıyı buldu. Kaleci de tabii orada hatalı yani, o, tabii o da karşılamak için çıkıyor ama. Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu, gol oldu. Buradan daha güzel görünüyor evet. bu açıdan. Şurada hızlı ucum iki pasta. Tabi burada şimdi şey tabii burada Morutanın pası tabii burada çok önemli. Ama tabii en önemlisi Halil'in orada yeteneği çekmesi. Hop çekti. Kaleci de tabii karşılamak için oyuncu üzerine gelecek diye açılmıştı. Güzel bir gol oldu. Güzel bir gol oldu. Bir bir yapan golü. Kasımpaşa'nın bir bir yapan golünü görelim. Burada da yine Şimdi burada dur ama. Bak burada dur. Dur. Bravo. Bak. Ee, Donk'la Halil. Halil eşleşmiş. Devam edelim. <laughs> Şimdi Muhta bir dakika dur. Zaten böyle pozisyonlar genellikle stoperleri santraforlar tutar. Yani stoper geliyor, santrafor da geliyor. Halil gidiyor. gidiyor? Halil gidiyor. Bak diyor boşaldım, bomboşum diyor ben. Evet. Duruyor o da orada. Güt, o dönmüyor yani. Hop. Ama şimdi bunlar çok basit. Sen A takımının santraforusun. Brent... Yani nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Yani, hani o avantaj yere. sağlamanın peşinde kendine. Bak vurdurmadım diyor muhtemelen. Evet. Yani top tabii, ona tabii, gelmedi. Tabii, tabii, tabii. Top ona gelmedi. Evet sıradan sonra tehlike olmaz dedi muhtemelen. Muhtemelen ama işte öyle olmuyor tabii. Bu, bu seviyede böyle olmuyor yani. Bunu bırakırsanız Dong nefis vuruyor burada. Dong zaten geçen sene Galatasaray'da iki golü vardı yanılmıyorsam. Gol atan tek stoperiydi zaten Galatasaray'ın. Şimdi bir diğer 60. dakikada Kasımpaşa'yı iki bir öne geçiren. Şimdi burada baskı yapıyor, yapıyor. önde. Topu Nelson çıkaracak. Evet. O da baskıyı görünce oynadı ve Kasımpaşa kazandı Taktı, topu. Evet. Bir pas. İki. Yıkılmıyor. Silah, rahatsız, Soğuk, ceza sahasında kaç tane oyuncu var? Evet. Altı. Şu anda altı oldu. Ve o altı oyuncu tekrar biraz başa saralım lütfen. Vuruş anına gelmeden önce. Ya ama bir dakika. Umut'un tamam, boşluk bir dakika. alanına bak. Tamam ama bir dakika. Burada Marka da bakalım lütfen. Marka arka direkte kalmış. Hayır Çok abi bir dakika bir dakika. Hayır. Marka, devam, devam, etsen devam, devam, devam et Devam, Devam. Marka geliyor. Gel pozisyonu doğru. geliyor Marka Doğru geliyor, geliyor geliyor geliyor. Vuruş anında ama şimdi Marka izleyelim. Marka Umut Bozok. Umut Bozok marka. Hoppa. Bak etrafı bu... Tamam ama yani. Bir, tamam hepsi herkes atar. Beş, yani marka altı da orada. Umut... Evet. Ve nefis vuruyor Umut Bozok. Kaç? 2 metre var mı? 2 metre çapı 1,5 bu metre. Yok. Yani temaslı kimse yok. Temaslı kimse yok. yok. Evet. evet. Umut da yalnız vuruyor yalnız topa. Evet. evet. Uzanamayacağı Çünkü amin neden? Çünkü gurbetçi oyuncu. Çünkü onlara altyapılardan itibaren vurmayı öğretiyorlar. Umut da Fransa Ligi 2'de gol kralı yaşamış bir oyuncu. Ve Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullandı. Yani bu evet. kafalar karışık mı demek? Yani kim kimi aldı? Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak stoper, stoper zaten adam. E dedik ya hani... Markov sezon başından beri oyununun belli bir standardı olan Markov bile dün akşam kayboldu diye. Bence burada Nelson doğru yapıyor. Kapatmaya geliyor. Evet ama marka. E... Yedlin yürüyor. Ee, Morustan yani. yürüyor. Şimdi burada mesela yani bu Markov seviyesinde. Kalabalık da değil bu arada yani. Evet. Bir kişi zaten içeride. Aslında arkadan geliyor tabii. Hani kimi tutacaklar gelip? Yani Marka'nın daha yakın olması gerekiyor. O topu engellemesi gerekiyor bence. Burada düşmemesi de düşmüyor oyuncu da ayakta kalarak. Şu pas burada bak. Nefis. Kaç yani oyuncunun nefis, arasından nefis, geçiyor? Nefis. Ben Yunus'un pası. Üç kişiyim. E, ya yani bir de tabii orada Umut'un düzeltişi de Yerden. Muazzam. Evet. Şimdi o düzeltirken zaten golü atıyor Umut aslında. Kesiyor. Do Hop, Dur. Nefis vuruyor. Ama burada ben yine Marka'nın da hatası olduğunu düşünüyorum. Daha yakın olabilir. Bir kişi var zaten cihazı aslında. Golü kim atacak o? E onda daha yakın olabilir. Alması gereken adam. adam diyorum ben. Eşleşmesi, Eşleşmesi gereken, yani. gereken, adam. Çünkü Nelson dediğin gibi öne gitmiş. Gitmiş. Nelson yapması gerektiğini yapmış. Yedlin kaçırmış. Yedlin Burası. aslında kademeye koşması lazım. O evet. da koşmuyor. Evet. Koşsana sen kademeye. Nelson senin oyuncunu alıyor gibi. Öyle de o öyle olunca da tabii. Bu da kolektif bir şey var. Bir gol ama tabii esas olarak Markao ve Yedlin. Evet ama esas olarak Kasımpaşa'nın hücum seti Gayet güzel. E, üçüncü gol daha da. Daha da şey. Evet. Getirelim üçüncü golü. Taçtan geldi. Hı. Taç atışını ha attı tacı. Şimdi. Bak topuk bası. Evet. Bu dönüşe bak. Hoppa. Evet. Yeni transfer Mamadou Fal. Şimdi dünya e, meşhur lafı en güzel gol Santrafor'un boş Marka kaleye geçiyor değil mi? Evet. İşte yine söylüyorum işte Marka geçiyor. Yani. Cruyff'in lafı en güzel gol Santrafor'un boş kaleye attığı goldür. Çünkü bir hazırlanış vardır. Santrafor boş kaleye atması için o topun oraya bir şekilde ve yine 4 evet. Galatasaraylı oyuncu arasından çıkıyorlar. Bak. Güçlü bak bak, sıkıştırma. Evet. Bir anda boşa çıktı, evet. döndü. Şeyi de buldu. Boş oyuncuyu da buldu ve evet. bak bir kişi Umut arkada iki kişi evet, daha gö geliyor. Görerek atıyor Murat Cener. Demin yani, Ben Yunus'un attığı hani, patta evet, pat topu görerek, görerek bu da görerek atıyor. penaltı noktasında bu topu attığınız zaman zaten normalde gol olması lazım da. Hani kötü, vurdu. kötü vuruyor. O arkadaşının Vargan'ın şansı oluyor. Yani penaltı şimdi bunu hep 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 Mesela bunu Abdullah Avcı da çok yaptı. Orta yaptırmıyor bak. Çizgiye in, çizgiye in. Penaltı noktasına çıkardı mı geçmiş olsun. Umut Bozok da gol oldu. Bu da gol oldu. ya yani futbol tabii Mamadou de yeni geldi. Yani nefis nefis ee, Eğer bozmazsa bu çizgisini evet. dün akşam oyuna girdikten, girdikten sonra, sonra çok etkili oldu. Yani, hakikaten hırpaladı Galatasaray defansını. Hızıyla. E, Galatasaray'dan Morutan'ı aldı işte. Vücut çalımıyla. Neyi aldı? Morutan. Hem ha, Bir kere pozisyonu belli Kanat oyuncusu değil bir kere Murat Anadolu. Hani öyle süratli adam geçen bir oyuncu değil. E on numara pozisyonu deseniz orada da hani çok güçlü. Değil. Değil. Hani orada da değil. Bu golde offside mi değil mi diye yani, bakıldı yok, yaklaşık. Bakma. Zaten maç bitmişti burada. İki dakika kadar sürdü. Maçtaki tek burada Hayredin Hayredin için pas da orada Reyk. tabii. Ufak bir şov yapmış tabii. Topuk pası. Evet. Diyorum ya üçlü dörtlü sıkıştırma dörtlü. içinden çıkıyorlar. Çıkardı, tabii. Zaten ben sana bir söyleyeyim Muratcan. O o hareket var ya orada. Hangisi? Topuk pası. Hayredinoviç'in. için. Bir de geçiyor ya yeni transfer. Şurada müthiş çalım atıyor ya. Foul. Mamadou Foul. Foul. Zaten bu şeyin bu iki hareketin hakkı gol zaten. Hani Doğru. futbol o topu içeriye sokar yani. yani orada o kadar Mamadou güzel bir kağıt yapınca. Dönüşü çok şık. Tabii çok şık. Sağa gösterip bir anda tabii, tabii, tabii. sola atıp alan yaratıyor kendisine ve boşa çıkarıyor topu. Hızlı da, evet. becerili de iyi bir transfer evet. gibi görünüyor. Çizgisini bozmazsa bu takımına fall. çok katkı sağlayacaktır bu geride kalan maçlarda. Goller bu şekildeydi. Değerli izleyenler dediğimiz ya gibi müthiş çalım atıyor Planı işte. olan evet. ve bunu sahaya yansıtan taraf Kasımpaşa'ydı. Ne yapacağını bilmez bir görüntü ile biraz da panik havasıyla hareket eden ise Galatasaray'dı. Maçın geneline bakacak olursak mevkiler konusunda acaba hocanın Patrik Fanahoğlu'dan Alpas'tan savunma önü ikilisi acaba kafa karışıklığını biraz arttırdı mı? Kesin arttırmıştır. Şimdi ben de o yüzden soruyorum mesela. Aytaç Kara defansif orta saha oyuncusu niye oynatmıyor mesela? Niye deniyor? Hoca bunu denemeden, antrenmanda görmeden... Ama tamam mutlaka Dur da Murat Çağar. maçta Murat olacak, olacak mı diye olmaz Muratça ee, Murat Çağar ben konuşurken siz kavramınızı düzeltin. <laughs> <Ben söyleyeyim gülüyor> Eyvah. Bu sefer Oo, tamam. şey Durun. ama yani e, neticede bütün oyuncuların yeriyle oynuyorsunuz. E, öyle Ama oldu. burada işte, Mersis sizdeki ya da Barcelona'daki ya da Bayern'deki oyuncular değil. Ona burada. göre kurulmuş bir takım da değil. değil. Oyuncudan e, da bunu olmaz beklemek yani doğru değil. Olmaz. onu söylemek diye. istiyorum ben de. Sen bir kere oyuncuları doğru yerinde oynat. Çünkü Galatasaray hakikaten potada yani. Küme mü potasında Galatasaray. Doğru. Yani bu riske girecek, bunları deneyecek. Galatasaray 35 puan da olur, istediğin dene. İstiyorsan Mortana sağ bek oynat. Bu öyle bir durumda değil Galatasaray ya. diye düşünüyorum ben. Maç sonu istatistiklerini de rica edebilir miyiz lütfen? Maçı Galatasaray yüzde 56'ya yüzde 44 topla oynayarak tamamladı. İlk yarıda 5'te 3 isabeti vardı Galatasaray'ın şutlarda. Maçı 14'te 6 ile bitirdi. İlk yarıda 7'de 2 isabeti vardı Kasımpaşa'nın şutlarda. 17'de 4 isabetle bitirdi. İlk yarıda Galatasaray'ın gol beklentisi 1.45'te ikinci yarıda 2.46 yaptı. Kasımpaşa'nın gol beklentisi ise ilk yarıda 0 bunu 2-17'ye yükseltti. Bir de rakip ceza sahasında topla buluşma. İlk yarıda Galatasaray 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş 18'e yükseltiyor. Ee, Kasımpaşa ise 10 kez rakip Galatasaray ceza sahasında topla buluşmuş ve bunu 22'ye yükseltmiş maç sonu itibariyle. Ya ben de şunu söyleyeyim bir saniye durursa bu yani Galatasaray kendi sahasında küme düşmemeye oynadığı bir maç neticede. Yani küme düşmemeye oynamıyor tabii yani ama hani zor, zor bir maç. çok Bravo. kritik bir maç. Bravo. Yani bu maçı alsa nef nefes alacak. Maçta sıfır sarı kart. Hani böyle bir agresiflik hani bir maçı kazanalım. Sıfır Sarı kart evet. Hani hazırlık maçı gibi. Yani bir aidiyet sıkıntısı da var. Ben zaten işte Tolga'ya söyledim. Çıkardıysa Markanın dün ilk maçıymış. 2019'da ya da 2018'de ilk maça çıkmış. Geliyor reformasıyla 3 sene önce, tam 3 sezon önce çıktığı takımdan kimse yok bugün sahada. Yani bu kadar dünya, oyuncu değişikliğiyle, bu kadar sürkülasyonla aynı şeyi bak Fenerbahçe'de sürekli oyuncu değiştiriyor Fenerbahçe'de. Buyurun. Şimdi bu Galatasaray'ın Marka'nın transfer olduğu ilk maça çıktığı maç. Tamam Mustafa burada sakat ve Feguli Afrika'da diye belki ama ne olursa olsun yani. Şey tarafta kim var? bugün dün kim var? Bu arada bir dakika dur. Burada da e, Fernando Manchester City'den Mariano iki kere e, UEFA Kupası kazanmış. Sevilla'dan. Feguli, Feguli e, e, e Onyakulu Everton'dan. Feguli West Ham'dan. Belhanda galiba Şarkeden, mi? Kiev'den geldi. Kiev'den. Endiaye Osmanlı Spor'dan. Ines zaten vardı. Sinan da hani Almanya'dan gelmişti. Bu Fernando takımda... her şeyi bedel zaten. Bra bu. bravo. Şimdi çeyrelim diğer takıma. Geçelim. Dünkü takıma geçelim. Zaten bir tek marka var. Tam 3 sene sonra. Bir tek marka var. 19 Ocak sonra bir tek marka var. Göztepe'den Alp Aslan. Yani bu Newcastle'da nasıl almış bilmiyorum. Yedlin, Ömer Bayram, Akisar, Kerem. Zaten takımın Kerem olmasa galiba kaleye gidemiyor. Vesaire vesaire. Morutan'la çıkardığı kaldılar zaten söylemeye e, gerek yok. Yalnız burada tabii şeyi de e, Murat Caner Kasımpaşa Kiralık ın... gönderilen oyuncular mı? O zaten onu gösterelim tabii. Bence var mı? Ha Olmaz... Yok sözü oraya mı getiriyorsun? Yok üstüne? ben şeyi de. Buyurun. Yani şeyin, Sami Uğurlu 43 yaşında. 4 e, alt, Altın Ordu altyapısından geldi. Kasımpaşa'nın hocası. Teknik doğumları da hoca Sami Hı. Hoca. Beş galibiyet. İşte 4 galibiyet bir beraberliği var. Hakikaten müthiş. 43 yaşında. Genç de. Yani aslında genç değil de bizim standartlarımıza e, göre geç. Altı, altın oradan transfer edilmiş. Yardımcı hocalık yapmış. Devam etmiş. İşte diyorum ki Kasımpaşa'nın kadrosunu hmm. düşünün. Yetenek olarak çok mu üst düzey? Evet, evet tabii. Galatasaray'sı en kötü çok kafa kafayadır. Yani. Üstü. Evet. O yüzden 11 kişi çıkarıyorsan sahaya dün akşam olduğu gibi evet. bir planı olan ve bu planı sahaya doğru bir şekilde yansıtan her takımın kazanma şeyi vardır. Yüzden yani yetenek tam, yani, tam, yani tam, bu takımda yetenek tam. yok, yetenek yok, yetenek yok. Tamam eyvallah. Ama Yetenek çok üst düzey yetenekleri olmadan da makine düzeniyle işte Hı. bir mamada fullü koyuyorsun oraya Hı. kanadını koridora çeviriyor. Ama bir şey söyleyeceğim yani morutan da orada çeviremiyor işte koridora hiçbir şey. Sadece yetenek meselesi değil adam bunu yapamıyorsa. Hani ben, ama ben de şunun için sürekli bunu söylüyorum. Bir oyun. Yani bu kadar paralar harcayıp hep yanlış transferler yapıyorsun. itirazım ya. yok sadece not olarak düşmek istedim. Madem yeri gel, geldi az Sami önce. Sami Hoca'yı da şey yapalım yani. Hangisi? Sami Uğurlu'yu da Kasımpaşa Hoca'sını tabii, da tabii. hakkını verelim. Tabii ki, yani. tabii ki. Zaten söylüyoruz baştan beri. Ee, kiralanan oyuncular, kiralık gönderilen oyuncular. Onların da performansı. Bir bakalım madem öyle. Getirelim ekrana. Önce hangisi geliyor dostlar? Önce Okan Koçuk geliyor. Peki. Dün de konuşmuştuk gerçi. Ee, Okan evet. 19 maçta 19 gol gördü kalesinde. 6 maçta kalesini gole kapattı. 77.1, %77.1 kurtarış oranı. Ee, karşılaştığı 6 penaltının da Dördünü kurtarmayı başardı. Lütfen. Sezonun şu anda evet. sezonun ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Evet. En başarılı kalecilerinden bir tanesi. Dün de söyledik. Bursada iyi kaleci aynı evet. performansı verebilecek Onu bilemeyiz. bilmiyoruz işte. ama gitti ve evet. gitmekle de iyi bir karar. Bence de Oyuncu kendi bilmiyorum. gelişimi açısından Galatasaray için belki kötü bir karar ama kendi gelişimi açısından iyi. bir karar olduğunu ben de düşünüyorum. Diğer oyuncumuz sporcumuz Yunus Akgün Adana Demirspor'a gitti. Özellikle Galatasaray maçındaki ile elbette insanların daha fazla radarına girdi. 19 maçta 5 gol attı, 4 asisti var. 29'da 13 şutla oynuyor. 22 kez şut pası vermiş ve 35 başarılı çalımı. O zaman başladı. sana kritik soruyu soruyorum Buyurun. Murat Caner. Morutan mı Yunus Akın? Tartışmıyoruz. Dersen kritik çok kritik değilmiş. Kolay bir evet, cevap. Kolay soru oldu. Tabii bir de Galatasaray'ın gönderdikleri de mesela Donku gönderiyor Yalnız, gol attı. Sen Adem büyük geçen sene hatırlıyorsun gol attı. Sen e, daha iyi bileceksin, daha iyi hatırlayacaksın. Estağfurullah. Yunus Galatasaray'dayken evet. e, ha Yunus da bu kadar gelişmezdi. Bravo. Tabii tabii Takım oynanmadı. içerisinde evet, evet. patlama yapması beklenen evet. ancak bir türlü o noktaya gelmeyen bir oyuncu olarak evet. değerlendiriliyordu hatırlayacaksın. Ama çok rotasyon işte 15 dakika, 20 dakika oynarken tabii olmuyor. burada düzenli oynadı geçen sene de Demirspor'da. Ya yani bir de şöyle bir şey var Muratcan. Bazı böyle formalar oturuyor bazı evet. futbolcuların üzerine çok iyi futbolcu. Orada mesela da molot etkisini tabii es geçmemek lazım. Geliyor mesela Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da başarılı olamıyor. Gidiyor yine oynuyor. O hani bu böyle bir çok e, bilimsel olarak açıklayabileceğimiz bir şey değil ama. Mesela Galatasaray'da Yunus Akgün evet çok etkili performa ama sergileyemedi ama oynamadı da düzenli olarak. Bu da çok önemli. Yani bu iki oyuncu Okan için de Okan Koç'uk için de geçerli. Aynen öyle. Düzenle düzenli oynama, oynama fırsatı. Düzenli oynama tabii yani Mustafa'nın arkasında tabii çok zor da. E, diğer tarafta da işte Fegül var. E, Morutan var. O kadar para vermişsiniz. Mutlaka oynatacaksınız. Var mı başka grafiğimiz oyuncumuz? Dostlar? Ha, Emre Akbaba. Buyurun. Bravo. 18 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. 38'de 17 şut isabeti var. 29 şut pası vermiş arkadaşlarına ve rakip cezası aslında. Topla buluşmada 53. Hakikaten müthiş şey oynuyor yalnız Emre evet. Akbaba. E o da çünkü özgür hissediyor. Evet. ve O bütünün parçası olarak hissediyor. Evet. Ve düzenli. Bir de Murat ya, Şöyle de bir gerçek var sadece Galatasaray için değil Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da da geçerli. büyük takımda tabii baskı çok daha fazla. Alanya'da çok daha rahatsız. ya %100. da Demirspor'da ya da Giresun'da. O baskıyı kaldıramamak ya tabii diye bir olay çok var. var, evet var. Bu zor bir şey. Evet. Yani. Bu çok kolay bir şey değil. Bazı oyuncular da doğuştan var. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nda. İnanılmaz bir kendine güven var. Belki de fazla var. Dün akşam bir ara Maç içerisinde Donk'la hafif bir şey oldu. Tabii, bir tabii an böyle öyle. kavga mı çıkacak evet. böyle şakalaşıyorlar. Çok da güzel evet. bir kare olarak. Ya yani İnsan Donk'la da yani. yapmaz bunu bence. <laughs> en azından Kerem Aktürkoğlu olsun. O da ama şaka yaptığını yani. net bir şekilde tabii gösterdi ama, yani. Güldüler zaten. Evet. Vallahi güzel maçtı ama. Hani genel olarak bakınca adında değil belki ama Kasımpaşa adına oyun ise, anlamında, sen, futbol oyun anlamında, anlamında Kasımpaşa adına, adına, evet. adına evet. Çok güzeldi. Ya Okan Koç'un da bir penaltı şeyi var. Ya bu tamamen Murat Caner ben yani çok iyi kaleciler var mesela. Yani Mustar'ın mesela penaltı kurtarma şeyi yüksek değil. Mesela Volkan Demirel'in de çok yüksek değildi penaltı kurtarma şeyi. Yani çok iyi kaleciler ama hani çok yüksek değildi. Okan Koçun var. Mesela Fatih Öztürk'ün de penaltı o, o, evet. hani yüksektir şey oranı. His demek ki o biraz. Çalışmak, izlemek de, de var işte, bunun ama içerisinde. Ne, tabii hepsi var ama hissetmek de önemli. Bu gol değil de ikinci gol hakikaten. Ee, tabii Galatasaray'ın kiralık olarak verdiği oyuncuların ya sonuçta bu oyuncular Galatasaray'ın oyuncusu A elbette. Ama profesyonel oyuncu ama çıkacak, yo, yo, oynayacak. Yok yok ondan bahsetmiyorum. Tabii e, gelişme gösterileri tabii, yani tabii, bir evet. potansiyelleri var ki var, Galatasaray'dalar. Evet. İyi performans sergilemeleri normal demek ki az önce altını çizdiğiniz konu o süresi yönetmek. Kolay değil. Mesela Emre Akbaba da hani e, hafif böyle bir protesto. Sen bu golden falan mi bahsediyordun? Oldu. Bu uzay gol canım. Bu inanılmaz Ben ama burada ben... vuruşa hiçbir sözüm yok ama burada asıl aslan payını Vargas'a Vargas tamam Vargas'a yani, şey veririm şey ben o zaman da söylemiştim bunu. E, tamam ama bu bu, bu ya, rahat, topu alışı, tamam, kalecinin tamam uzun ama. oynaması, topu alışı, indirişi, dönmesi. Ya hepsi getirmesi. tamam ama Murat tamam. Caner öyle bir vuruyor ki adam. İtirazım yok. Y Yunus. Yani önünde geçiyor bence. Bak tek pas. Bak. Alışı. Bir geçti, iki geçti. Arkasındaki kim o? 3 4 Marka mı var. Yok yok şeyin ilk pozisyonda aldığında arkasındaki Morutan. Göğsüyle aldı. İlk göğsüyle aldığında bir daha baştan verebilir miyiz? Olsa? Alalım başa. Morutan tabi. Taylan'ın da galiba burada sarı kartı var. O da hani sert müdahale yapamıyor. E, Morutan. Morutan. 21 evet. Tayland'a Mor Morutan aldı. Tayland için... galiba burada sarı kartı biraz var. Sarı Tolga kalıyor. baksın on iki müdahale yapamıyor. Ve müthiş bir vuruyor tabi. Bence yani. tamam hiçbir itiraz yok. Ama da... bu da yani. Sonuçta hani şey değil yani. Ben orada aslan payını Vargas'a veririm. Peki ben Yunus'a verdim. Sizinle Murat Bey hiç vallahi şey yapamıyoruz. Yok yok anlaşıyoruz ya. Yok yok. <laughs> ya olacak da var fikir ayrılığı. Şimdi. Şey bir de pozisyon var. Raşit Altun yayına girmeden önce de konuşmuştuk evet. seninle. Eee penaltı. Dün akşamın abi. en çok evet, tartışılan yani. pozisyonlarından bir tanesi Travnik'le Emre Kılınç arasında. Dakika e, 70. Yani pozisyon 26 sevgili <laughs> reji. Evet. Maçta 2-1 galiba var. Maçta 2-1. Evet. Burada Emre çevirdi. Travnik yerde kayıyor. Yere yatmış. Sol eli şu gördünüz açık. Yani arkaya gitmesini engelliyor. Bu pozisyonda var incelemesi oldu ve var incelemesinden devam kararı devam çıktı. Karar Dün akşam triyo programında da değerlendirdi. Hakemler de burada bir konsensus Üç, olmadı. 2'ye 1 oldu. 2'ye 1 pardon 3'e 2. 2'ye 1 oldu. oldu. Ee, şöyle iki Hocamız, iki hakemimiz, eski hakemimiz dediler ki burada, tam burada duralım. Yerde kayıyor, evet. Topla oynama niyeti yok. Belki evet. evet. Yani elle topla oynama niyeti yok. Topun oraya geldiğinin Ama... farkında değil vesaire. Ancak büyüdü mü? Evet. Büyüdü. Diğer taraftan bir diğer hakem hocamız da dedi ki burada elle oynama niyetinin olmayışı çünkü ayaklarıyla müdahale ediyor. Eliyle hiçbir şekilde siz söyleyin. E, oynama, oynama niyeti yok. Evet. Dolayısıyla bu bir çarpma olarak değerlendirildi dedi şey tarafından. Yani ben saygı gösteriyorum ama var şunu söyleyeyim Muratcan. A. Daha önce böyle evet. penaltılar verildi. Yani şimdi ben mesela dedim ya. Serdar... Büyüdü, çünkü ben büyüdü mü büyümediğime bakıyorum. Fenerbahçe büyüdü. maçında Serdar Dursun'un pozisyonu var ya. Evet. Ne dedik? Hangisi? Hep. Vuramadığı pozisyon. Hani, formadan çekiyor. Hep bunların çektiği. hepsi bugüne evet. kadar penaltı verildi. E, bu da penaltı verildi bugüne kadar. Verildi. Mesela Berkan'ın Berkan'ın Galatasaray-Altay maçında gibi Zaten en büyük sıkıntı bence bizim hakemlerimizle ilgili sıkıntılardan biri pozisyonlarda standart olmaması. ya yani şu pozisyona penaltı vermiyorsa vermiyor. Tamam saygı gösteriyoruz ama hani bunun önce verildi. Muhtemelen bundan sonra da verilecek bu pozisyonla ilgili. Ben ilk gördüğüm anda penaltı ben de ilk karar penaltı diye düşündüm. düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Bir de son anda elini de şey yapıyor böyle. Elini de hani. Bence orada hiçbir şekilde oynama niyeti yok. Yok tabii canım. Ben, ben de ona katılıyorum. Yani elle oynama niyeti yok. Orada ele çarpıyor. Ancak bazen şanssızlıklar oluyor ve orada büyümüş durumda. E tabii. Arkada. Arka şey arkada da yani hani şey var. Yani kademede şey var. Ama yok top şeye doğru gidiyor. Paderje onay var. Yok Ö bak öbür şimdi. çocuğa doğru gidiyor. Pilottan göreceksin Barış Alper'e diyorsun. Tamam bak top o tarafa doğru giderken yön değiştirmiş oluyor. Pilottan bak. bir daha gelince göreceksin. Evet bak orada... Barış Alper belki yetişecek ona. Kader Jonay bence kademede daha Bakalım o hain Barış Alper bak hareket ediyor evet. bir de Barış Alper. O da o ihtimal de var doğru söylüyorsun. Yani neyse o, ya olur tabii hakemler hata yapar da hakemlerin sorunu bence standart olmaması. Yani bu pozisyona örnek ver. 10 evet. kere çalındı. Bu kere çalınmadı. 5 kere daha çalınmayacak belki. Sonra bir daha çalınacak. İşte Topla Serdar Dursun'un pozisyonu yok. gibi. Evet ancak büyüdüğü için Hı. ve büyüdüğü için topu kestiği için. Ya yani Deniz Hoca da şunu söyledi. Ee, bir dakika aynen şuradan okuyayım size. Deniz Çoban dedi ki e, el yere destek eli olarak konmuşsa ve o el başın gerisine sarkmamışsa o ele gelen topta oyun devam eder diyor. Tabii burada destek eli değil. Ama burada oyuncu bütün riskleri almış. Şöyle düşünün dedi Deniz Hoca. Ayaktayken, ayakta olduğunu düşünün dedi. Evet. Ayaktayken kol yukarıdayken böyle bir hamle yapsa penaltı çalınacak mıydı? Çalınacaktı. Ben de bence de durum budur dedi ki en makul, akla yatkın akla olarak aslında. şeylerden bir tanesi. Açıklamalardan bir tanesi. Bence bu. Ama ilk gördüğümde dediğim gibi ben penaltı yani, kararı çıkacak diye düşünmüştüm. Mesela bu tip pozisyonlarda ben de sana, daha önce olduğu gibi. Muratça ben de mesela ilk gördüğünde ne düşünüyorsam ben hani onun doğru olduğu kanaatinde oluyorum. yani Penaltı pozisyonu. Mesela, penaltı Filtreler diyorsun. gelmeden yani, ilk akla gelen penaltı diyorsun. Penaltı yani. diyorsun mesela. Pozisyonu görünce. Bir de sonra ağır çekim verileri geri ileri İnsanın da kafası karıştı. Ha bu 2-2 penaltı verilseydi, eğer 2-2 ben... olsaydı değişir miydi sonuç? Elbette Onu farklı olabilirdi, bilemeyiz. Büyük bir avantaj olacaktı Galatasaray için. Geriye dönmüş olacaktı. Tabii bir de şu var Galatasaray'da penaltı atma sıkıntısı var yani. %25 penaltıları gol çevirme oranı Galatasaray'da. 4'te 1. Ya bunu herhalde biraz daha ciddi şey yaparlar. Nereden biliyorsun abi? Trabzonspor maçında 2 e, tane atamadı Doğru. Yani. O da doğru. Ve Makaç Atatürk'ün penaltı kaçıran bir oyuncu değil. Hakikaten duran toplara iyi vuran bir oyuncu. Hakemlerimizin biraz standart olması gerekiyor. Böyle de bir pozisyon olabilir. vardı. Devam kararı çıktı. Yani bilmiyorum. biz. Ya, olabilir. Daha ben, hatası... beraber, ederken... ya, ben de penaltı diyorum ama hakem penaltı hatası gibi olabilir. olabilir. Yani, hakemler herkesin lehine aleyhine hata yapıyor. Maalesef. Ya, elbette. Başka da şey yoktu zaten. Ee, ya, oyun olarak bir şey yoktu. Mesela yok. ben merak ediyorum. Murat Caner. Buyurun. Yani Emre Kılınç. Hatayspor maçının özellikle ilk yarısı ilk yarısı fena oynamamıştı. Fena niye oynamamıştı. mesela Emre Kılıç'la başlamadı? Sonradan soktu gibi. Yani Morusan da ne gördü acaba? Sonra mesela bir de şöyle bir Ya da beklediyse de niye 40 62'ye kadar bekledi Morus'u? Bak şimdi 62'de Emre girdi. Nereye girdi? Morusan'ın yerine sağa geçti. Hı. Ondan sonra e, 79 ve 80'de Arda Turan da aldı oyuna. Olcan sağ geçti. Emre Batık Fananoltun yerine geçti. Evet. Savunmanın önüne. Kerem yani 4 1 4 1 gibi ya da evet. şey 9 numara ne deniyor ona? Sahte 9 numara. Sahte 9 numara gibi bir dizilişle garip bir şeye döndü yani. Yani ben olsam, ben olsaydım sol bek yine 16 oynatıp sol orta sahanın solunda Ömer Bayram'ı oynatıp hani sen bir de altı kontrol et <laughs> arkasını gibi düşünürdüm. Ama tabii hoca ee, bu kararı verdi. Ya yani burada da hoca için de yani için de hakikaten işler çok zor. Murat Caner. Yani gelmiş takım hakikaten kaos. Yönetim kaos. Ee, ülke zaten hani e, normal değil. Hocanın iş çok zor. Bir de e, Kampos maçı seyretti biliyorsun Murat Caner. Herhalde Kampos kaç transfer yazmıştır acaba? Seyretti ya maçı. Tabii ee, bu, tabi bu çift şeritli bir yol olacak. Yani dışarıdan buraya getirmek. Çift derken... Buradan da götürmek gibi de bakılabilir evet, herhalde. Tabii Galatasaray'a evet. yani çift şerit gidiş olur da 4-5 şerit geliş olması yani Ne bileyim, yani. Aklı hemen şey geliyor. Bence her fonksiyonu Kerem bir geliyor. kişi yazmıştır. Kerem Gelişim. var. Kerem evet. var. Galatasaray elle satılabilecek bak gerçekçi olun. Kerem. Markao. Marka, belki Mısır Avrupa şey Mustafa. Avrupa göre Mustafa. Mustafa mu? Belki pasaportundan sebep Nelson'u da belki o da yedi demiyorum. Hani şu performansı yedi değil de hani, de hani Markalı. U23 bir takımının kaptanı. Pasaport da önemli bu işlerde maalesef. Bu, bu da bir gerçek. Dört tane oyuncusu var Galatasaray'a satabilecek. Dediğim gibi Babel satamazsınız zaten. Hulsti'ye gidiyormuş. E, çok zor Galatasaray'ın işi. Bir de hani Cagney'in olmaması da büyük şanssızlık ama Cagney olsa da belki Senegal milli takımıyla Afrika Kupası'nda olacaktı sakat olmasa? Sakat olmasa. Hani Santrofor sıkıntınız da var sizin. Halil'e tek kalmışsınız. Valla bence kadro mü, 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 mühendisliği diyorlar ya. Evet. E, Galatasaray'da çok çok kötü yapıldı son yıllarda. Bak kötü demiyorum. Çok çok kötü diyorum. Sonuç sene de bu transfer dönemine kadar Galatasaray 49 kişi almış. 49. Yani Fatih Terim'in imza attığı Galatasaray'a geldiği dönem var ya. Seçim oldu sonra Mustafa Cengiz kazandı. O günden bugüne 49 kişi almış Galatasaray. 4 tane takım 44 kişi ediyor. Yani 11'den. Ya bu kadar oyuncu git gel git gelle yine söylüyorum bak bunu mesela Fenerbahçe de yapıyor. Çok oyuncu alıyor gönderiyor alıyor gönderiyor. Ben, başarı pek mümkün değil ve Galatasaray bence strese girecek bundan sonra da her girdiler maç. Girdiler bence. Girdiler. Hayır, bu maç, bence. bu maç bu maç hafif bir stres vardı. Kaybedince artık işte, daha fazla daha senecek. fazla oldu. Futbol bu hayat bu ne olacağı belli olmaz. Zor Galatasaray'ın işi. Bakıyorum şimdi. eklemek istediğimiz ya da atladığımız ya da değinmediğimiz. Ben bir tek şeyi merak ediyorum. Keşke orada yani Kampos'un e, nasıl bir Sayın Burak Elmasa rapor verdiğinde de kaç kişi hani bu takıma gerekti. Ya şimdi hoca yeni. Kamposun nasıl bir oyun oynamayı planladığını, hocanın nasıl bir oyun ama, oynamayı ama planladığını şu... ya da nelere ihtiyacı olacağını bilemeyeceği için çok geniş bir liste çıkarmış olabilir eğer öyle bir şeyse. Valla bence şöyle bir avantajı, de dezavant... şöyle bir avantajı var Kamposun. E, e, yani nereye oyuncu getirse zaten iş yapacak. İşte o yüzden o e... geniş bir liste <laughs> ama, ama dezavantajı da para yok. Galatasaray'a <laughs> öyle bir transfer yapacak bütçesi yok satarsa alacak. Hani gerçekçi olalım. Bilmiyorum hani biz de biliyorsun o 100 milyon euro, o 80 milyon euro geçen haber vardı. İşte Sayın Burak Elmas, Markao, e, Nelson ve Kerem Aktürkoğlu'nun satışından 50 milyon euro gelir bekliyor falan. Bunlar hani bir de dün de konuştuk ya bir ya internet inşallah, sitesi var. İnşallah bak, olur. Abi, i̇nşallah olur da i̇nşallah gerçekçi, olur. ben sana söyleyeyim mi? Burada evet. yani burada 10 milyon euro'nun üzerine bence çıkabilecek tek Kerem Aktürkoğlu bir kere forvet Zaten forvet her Doğru. zaman bir tap aldır yani. Doğru. Mini takımda da oynadı. Avrupa kupalarında da oynayıp hani iş yaptı. Ligde de evet. Hani Marka hadi belki Marka abi de. Bu da hani böyle rakamlar. Bence çift tane başarıdır yani Marka'yı 10 milyon euroya satmak bence bakın başarı. Yani 10 11'e. Yani Zaten 4 milyon euro. Inşallah olsun. Hayır, da. 3 o 50 diyor da o zaman da adam başı 17 milyon euro yapıyor. Gibi. Yani. Evet. Yani bu çok yüksek rakam. Biraz da. yüksek. Ya. Biraz gerçekçi olun. Artık sosyal medya falan insanları Hakikaten kimse, yani biz gazeteci meslektaşlarımıza da burada görev düşüyor. Biz de belki uçuyoruz. Biz derken medya mensupları. Yani yok öyle paralar. Türkiye'de var mı o kadar para edecek futbolcu sence? Uğurcan Çakır hariç. Bence yok. Yani 20 milyon sınırında Türkiye'de futbolcu bence yok. Kim miye iyi para edebilir? Atilla Salay da olabilir evet. Belki Beşiktaş'ta Emirhan önümüzdeki yıllarda ya da seneye oynarsa olabilir. 20'ye yaklaşır yani. Yoksa bence çift haneli çok oyuncu yok. Çift tane rakamlara çıkacak ülkemizde. Ben çok oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Biraz yazılanların hayalperestlik olduğunu düşünüyorum Murat Caner. Her takımda bunu yapıyor maalesef. Bu arada Raşit Altun, evet. Galatasaray eski başkanlarından Selahattin Bayazıt hayatını kaybetmiş. E, kulüpten de eylesin. Allah rahmet eylesin. Kulüpten de ee, gelen açıklama sosyal medya hesabından gelen açıklama bu şekilde 1969 1973 ve 1975 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Açıklamasını yapmış Galatasaray Kulübü Allah rahmet eylesin. 73 69 70'si olduğuna göre 3 sene üstte şampiyon olduğu Galatasaray'ın Metin Kurtlu takımın başkanı. Sonra da hani Galatasaraylar biliyordur ama ben hatırlatayım. Riva arazisini Galatasaray'a Galatasaray'a yani satın Galatasaray kulübüne satın alan kişiydi. Rahmetli Selahattin Beyazıt. Allah rahmet eylesin. 91 yaşında hayatını e, kaybetmiş. 2 başkanlık dönemi boyunca Galatasaray İki lig şampiyonluğu, iki Türkiye Spor Yazarları Derneği e, Kupası, iki Federasyon Kupası, iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmış. Evet, ve aynen senin söylediğin gibi e, sportif başarılarının sıra Galatasaray'a evet. Riva <laughs> arazisini çok kazan büyük gelir kazandıran Galatasaray şey yapıyor. İsim olarak da biliniyordu. Değerli izleyenler... Ben 3 hatırlıyorum ama demek o 73'tekinde hani ayrılıktan sonra Galatasaray şampiyon oldu. 3 sene üstü şampiyonluk var o şeyde olabilir. Rahmetli Metin şampiyonu diye. şampiyondu okay. diye bendeki şey değişmiştir. Mayıs mayıs olmadan ocakta hani başka başka başkanla şampiyon olmuştur. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere Allah değerli izleyenler edin. bütün Galatasaray camiasına, bütün Türkspor spor camiasına, futbol camiasına baş sağlığı dileyelim. Allah sağlık versin, geride kalanlara sabır versin diyelim ve Raşit Altun var mı eklemek istediğiniz Galatasaray Kasımpaşa maçıyla alakalı olarak? Vallahi bence heyecanlı bir maçtı. Seyretmesi güzel bir maçtı yani. Galatasaray da taraftarlarda... zaman zaman yazmaya evet. zor yetişiyor. Galatasaray taraftarlar da yani. ben çok haklı olduğunu düşünüyorum protestolarında. Yani o tabii ki protesto edeceksiniz. Futbolcuları da de. taraftar eder tabii yani. Başkanı da eder. Hocayı da herkese eder yani. Torante bir protesto yoktu da hani yönetime vardı. Normal olacak tabii yani. Çok normal bir şey bu. Fenerbahçe stadında da olur. Her yerde olur bu. Real Madrid'de de olur. Barcelona'da da olur yani. Elbette. Özellikle büyük takımlarda işler kötü gitti mi? Tabii ki taraftar. Taraftar her zaman haklıdır bence. Murat Caner. Değerli izleyenler şimdi bir aramız var. Bir araya gidelim ardından da programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler sıradaki başlığımız foto maç ee, gazetesinden geliyor. Alanya Show demiş gazete. Ee, Emre Akbaba hat-trick yaptı Alanya Hatay'a 6 gol attı. Akdeniz ekibi ilk yarıda 5-0 yenildiği rakibinden rövanşı 6 golle aldı. Emre son maçta 5 gol atarken sonradan giren Genç Oğuz da 2 golle yıldızlaştı. Emre son 5 maçta 5 gol atarken sonradan oyuna giren Oğuz da 2 golle yıldızlaştı. Alanya Spor'un Buca'dan transfer ettiği Oğuz Aydın 2 haftadır yıldızını parlatıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen hafta Altay ağlarını havalandırıp siftah yaparken dün de Hatay Spor'a 2 gol attı. Alkışlar genç Oğuz'a demiş gazete. 2000 doğumlu. Şimdi bu transfer döneminde duyarız büyük takımlara. Klasik olarak yani Buca'dan bulmayın ama. <laughs> yani, değil mi? Hakikaten e, çok geçen sene de 6-0 yenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Alanya Atay'ı. Doğru, doğru çıkıyor. tabii değil mi? Yani böyle bir şimdi bu tip maçlarda futbol o kadar hızlandı ki. Sen de çok ya eskiden 1-0, 2-1 falan biterdi bir 80'lerde, 90'larda dünya futbolu da öyle. Yeni Premier Lig'de falan da oluyor ya 7-8, 6-5 e, maç birden bire kopuyor biraz atay Alanya maçları da şey oluyor. Yani. E işte yönetbeyim de aynı şeyi söyledi. Evet. Ee, Hasan da. Ee, bu maçı iki takımın mi? maçı yoyo evet. -yo, o anlamda değil. Hep ha. bol sporla oluyor. Acayip oluyor. Diyor. Evet. Yani e, tabi burada. Goller her... var mı dostlar elimizde? Tabi burada e... buyurunuz. E, dinliyorum ben sizi. Goller gelecek ekrana. Hakikaten boş alan bulduğu zaman. Evet. Ve güvenli oynadığı evet, zaman. Evet. Ee, Emrah Baba. Bir de o çataldan dönüyor tabii ki. Topa vuruyor. E, Emrah Baba'nın 17 yaşına kadar profesyonel bir kulüpte şey yok. Fransa çok etkin bir gurbetçi oyuncu. bir oyuncu. Fransa'da Antalya Spor'un seçmelerine katılıyor burada. Eskiden öyle bir moda vardı Murat Caner. Gurbetçileri topluyorlardı mesela. 40 kişi 50 kişi burada seçme yapıyorlardı. İşte Türkiye'de. Ee, bir tane de çok acayip şık bir vuruş yaptı. Böyle topun dibine o kadar <laughs> güzel vurdu ki o ofsaytlı pozisyon. Yani daha da atacaktı yani. Bir direkten dönen top var, altına girdiği var. Daha da atacaktı evet. evet. Ya yani Emre Akbaba tabii olağanüstü yetenekli bir oyuncu ama tabii iki tane çok şanssız sakatlık ile ağır bir sakatlıklar yaşadı. Ben bir de onu şeye bağlıyorum Muratcan. Yani, yani profesyonel olarak 17 yaşından önce idman yapmadığı için genetik şey olarak anatomik Gelişim olarak gelişmemiş evet. diye düşünüyorum ben. Ya da sağlıklı bir futbolcu yani, gibi. Tabii ya mesela örnek veriyorum. 5-6 yaşında başlıyor artık Avrupa'da. Türkiye'de Doğru. bile 7-8 yaşında başlıyor. Tabii ki oynamış. Ama hani düzenli olarak bir kulüpte oynamamış. Çok yetenekli yani. Acaba öyle olsa ne olurdu mesela? Örnek veriyorum 7 yaşında. Nans altyapısında başlasa nasıl bir oyuncuya evlenirdi? Tekrar altını çizmekte fayda var. Gerçekten yetenekli, becerili oyunu iyi biliyor. Ancak Galatasaray'da oynamak ya da büyük takımda ee, büyük oynamak, büyük takımda oynamak diyelim tabii. Kolay. Her takım işte, Salih Uçan onu uçuyordu geçen sene şeyde. Bu dediğin evet. şey bu bak. Yok bu değil. Bu değil. Bir tane böyle dibine vurduğu var. İnanılmaz kaleciyle karşı karşıya tabii e, rahat oyuncu. Galatasaray'daki gibi ya da Beşiktaş'taki gibi Fenerbahçe'deki strese baskı yok. Tabii. O kadar rahat bir vuruş yapıyor ki. Hasan'ın golü yani ofsayt olduğu için belki özette yoktur. Yok evet. Yokmuş şey yok. yani bu da güzel gol. boş kaleye atıyor. Zaten Emre vuramasa arkadan gelen vuruyor. Ne Goğuz demiştin vuruyor. demin? En güzel gol boş kaleye. Boş kaleye yani. attım. Bakın. Ben demiyorum. Kroş söylüyor. Müthiş. O gol yani öyle bir topun dibine vuruyor ki top böyle kalecinin üzerinden bir buçuk metre sekip tık çizginin içine düşüyor. Maçta da film kopmuştu Murat Canar yani. Tabii fark olunca. Geçen sene de yaşadı bunları Atay. Kullanılan serbest vuruştan sonra. Evet. Bir hızlı bak nasıl gidiyor gücüm. bak nasıl gidiyor? Çok net vuruyor bir de. Güzel bu vuruş. Yani. Evet. Ya yani şu var tabii yani şimdi artık futbolda atletizm fizik güç. Yani bilmiyorum transfer Standart derken, standart onlar standart oldu artık. E, ama hani bazı kulüpler buna dikkat etmiyor işte örneğin Galatasaray. Ya Futbolcu kuvvetli olacak artık, süratli olacak, dinamik olacak. Mesela yani konu oraya dönüyor değil mi? Galatasaray'da kim var mesela dinamik bir oyuncu Avrupa'da oynayabilecek? atletizm olarak söylüyorum. Bırak hani yeteneğini geçtim. Belki marka. Nelson. E ağır bir kere Nelson. Çok Nelson, ağır bir futbolcu ağır. yani. E Kerem bir de. Birçok alanda sadece şey sayabiliyorsun. Kerem'i sayabiliyorsun. Yani atletizm olarak evet. bak yeteneğe geçtim. Atletizm olarak var mı mesela süratli, kuvvetli? Saşa Boy var sürekli sakat mesela gibi. Hep bir sıkıntı var yani oyuncu transferlerde. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden Rize'yi kaptan uçurdu. İki günde tamamlanan maçta ev sahibi geriden gelip güldü. Konuk Wright'la öne geçti. Rize, Poyan Palor'un penaltı golüyle dengeyi kurdu. Yokan Gönül 58'de skoru belirledi. Karadeniz ekibi ligde kalma yolunda kritik virajı kayıpsız dönerken Antalya için tehlike çanları çalmaya başladı. Beşte beş yaptı galiba içeride. Evet. Kendi. Hamza Hamzoğlu. Ben Murat Caner, ben Canif konuşuyoruz. Şampiyonluğun da kümede kalmanın da anahtarı kendi sahanda bu serileri yakalamak. Tabi hala çok zor düzen işi ama 5'te 5'te önemli. Çok güzel maçtı. Antalya'da aslında puan alabilirdi. Antalya'da da atma sıkıntısı var. Gol atamıyor Antalya'da. Bakalım yeni transfer orta saha oyuncusu aldılar. Bu da müthiş bir vuruştu. Bu gol olsa hakikaten öf. Girmemiş tabii. Yani orada artık kalecinin bir üzerine geliyor. Evinde ya 6'da 5 ya 5'te 5. Bak şöyle söyleyeyim. Bir beraberliği sana. var. Beşiktaş maçı hariç 5'te 5 galiba. Son 6 maçta. Daha da geriye gidiyor. Mesela 5 Kasım'da evinde Alanya'yı mağlup ediyor. Sonraki kendi evinde Kayseri galibiyeti var. 2. Üst üste. Sonra Göztepe yine evinde Malatya ile Özdür Kablo yeni Malatya Spor'la evinde oynuyor. Galibiyet yine. Ondan sonra evinde Gaziantep'e yenilmiş. Ha, yani doğa doğru arada Gaziantep'e yenilmiş. Sonra Beşiktaş'ta yine evinde oynuyor. 2-2 iki iki berabere kalıyor. O da yalnız çok mucize bir maç yani. Karagümrük deplasmanda mağlubiyet ve Antalya evet. Spor maçı evinde galibiyet. Evet. Biraz daha geriye sarmak lazım yani. Evet ama yani içeride iyi. İçeride şey, dengeyi kurmuş en, en azından. En azından. Yani dışarıdan tabii bir tane mucizevi beraberlik şey galibiyet. Mucizevi değil yani bir galibiyet deplasmanda kömede kalıyorsunuz zaten öyle olunca. Ya şu pozisyonda da mesela Murat Çayar, bu kadar gidip <laughs> adama ya nasıl yapıyor profesyonel hakikaten aklım almıyor biliyor musun? Mesela bir önceki önceki ah, Ağustos'un penaltı pozisyonu tamam abi adam kaymış çocuk olur olmaz. Yani adama gidiyor bodoslamadan giriyor frek. Evet havaya sıçramış oyuncu. Bakmıyor yani. Yani ne yani hakem de görmedi pozisyonu. Güzel maçtı bu ama Ece çok kaçırdı aslında Antalyaspor'da. Yani puan ve puanlar alabilirdi. Şimdi bu arada tabii Kabulay kararsız kuşu aldı şey. Rizespor bir stoper takviyesi daha yapacaklar. Yani ikinci yarı maçlar her takım için çok daha zor olacak. Şu penaltı pozisyonunu bir daha görmemiz mümkün mü dostlar? Şimdi bak bak. Beş, bak şimdi. Yükseldi top. Yükseldi. Selim topa bakıyor. O abi yani evet. sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Derler adama yani. Hoca da görmüyor tabii orada karambol orada ne olduğu belli değil. Görmesi lazım. Bir dakika dedi. Bey var bak söyledi. Ya, evet, çağırdı var. <laughs> yani bu nasıl bir şey? Çok ya? Çok uzun sürmedi mi Hasan şeyi? Tabii bir dakika diyor. Bir dakikada. Tabii tabii maç devam etti. Evet bir dakika sonunda. Evet. Ya bu kadar konu... Bir de bakıyor bak. Freddy bak direkt şeye bakıyor. Selim'e bakıyor. Hani Ona gidiyor, değil oyuncuya yani. gidiyor. Topa oyuncuya gidiyor yani. yani. Son anda topa bakıyor. E, bir açı daha. Bir önceki açı var. Hasan. Bir önce, bir önce. Bir bundan bir önceki. Burada net penaltı da oyuncunun şeyin, Freddy'nin gelişine bakalım. Bir daha başta alabilir. ha. Yükseldi top. yüksel top. Aynen bunun öncesi var. Daha geniş açısı var. Pilottan Varsaylı Pilottan mi? galiba. Freddy, Buyurun. Freddy bak şimdi, Freddy'ye bakalım. Şimdi burada Freddy'ye bakalım. Bak, bak, Freddy bak, bak. Tabi tabi, bakmıyor şeye bakıyor yani. <laughs> o topun yani, düşeceği yani, yeri kestirmiş, yani kestirmiş. Rakibi... Orada kim var ona bakıyor. Evet. E, doğal olarak da penaltı tabi. Şimdi sevgili reji var mı bir aramız daha yoksa devam edelim mi? Peki. O zaman bir ara daha veriyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından da Beşiktaş'la devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Beşiktaş'la devam edeceğiz ve Fanatik gazetesi gelecek ekranlarınıza başlığımız Kanatlara Özel Çalışma. Önder Karaveli Dünkü çalışmada Raşit Gezal ve Larinle özel olarak ilgilendi daha etkili olmaları için neler yapmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı diyor gazete. Bakayım neler anlatmış. Ee, her iki oyun öğrencisine taç çizgisinden çok ceza sahasına daha yakın olmaları ve arkalarından hücuma katılan bek oyuncularına alan açmaları talimatını vermiş. Başarılı teknik adam Raşit Gezal'dan. Ceza sahası çevresinden daha fazla şut denemesinde bulunmasını istedi. Hoca bunu söylüyordu. Evet ama artık Raşit Gez'in şutuna da ekstra önlem alındığını <gülüyor> belirtmemiz <gülüyor> lazım rakipler tarafından. Ya, i̇stedik ara alsın. Onatça. İstedik ara alsın da ben de sayfaya taktım. Bizim hakkı bunun sayfa sekreteri. Beyaz sayfaya beyaz formalar hiç şık olmamış. forması üstte gelmiş. Evet. Yani biz de şimdi bu işi yaptık yani bak. Bir daha onun üstünde birinin forması değişik olsaydı mesela Lerne'nin. Yani fotoğraf mı yok yani Lerne'nin? Yani. Biraz hızlı yapmış kimse. <gülüyor> <gülüyor> Peki Vida demişken, Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği iddiaları gerçek değil açıklamasını yapan yönetim, Hırvat oyuncuya son teklifini sundu. 1,5 milyon euro ya da ayrılık. Ben hemen imzalardım Vida'nın yerinde olsun. Tecrübeli Soper'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için Beşiktaş yönetimi son sözünü söyledi. Siyah beyazlılar 3,2 milyon euro kazanan Vida'ya ya, ya 1,5 milyon euro maaşı kabul et ya da sezon sonunda yollarımızı ayıralım mesajını gönderdi. Hırvat Yıldız'da Vida'da demiş ki dememiş bir şey. Ee, olumlu ya da olumsuz yanıt vermemiş. Düşünmek için bir kez daha süre istemiş. Yani, yani e, ben de e, aynı fikirdeyim. Hemen hiç... atardım yani. İstanbul'da kurulu düzenim var. Şampiyonluk yani, arası. Özdeşleşmişin. 89 doğumlu. Başka 3 oyuncu... seneden aşağı so sözleşme yapmazsın. 1,5 milyon euro iyi para. Bir stoper için. Yani Avrupa'nın büyüklüklerinde işte at, örnek veriyorum Bayern Münih, Inter Milan hariç böyle paralar yok. E, maksimum alacağı vidanın ben sana söyleyeyim mi İtalya'da bir takıma gitse 1 milyon euro alır yani. Örneğin Fiorentina dahil, Sampdoria Hani örnek veriyorum. Inter Milan Juventus'a gidebilir mi? Ya da Bayern Münih'e, Dortmund'a e Alacağı param başka yerde maksimum bilmiyorum. Bence gayet iyi bir teklif yapmış Beşiktaş yönetimi. Hakkı bu bence yani. Bazı gazetelerde ya da internet sitelerindeki haberlerde de şey olmuş. Ee, siz söyleyin. Vida'nın bu teklife çok şaşırdı. Niye? Şaşkınlık ha. yaşadı. Hani bu yani, kadar düşük yani. beklemiyordu vesaire ama yani kaç senedir burada kulübün gerçeklerini biliyor. Ülkenin gerçeklerini biliyor. Ekonominin durumunu biliyor. Son sözleşmesi. Yani ben sana söyleyeyim. ya, yani İtalya'da alacağı maksimum rakam vergi hariç 1 milyon eurodur eline geçen yani. Maksimum diyorum. Aklımda abi. oluşan rakam 775 ben milyon Ben de yemin bak. ediyorum sana <laughs> 800 diyecektim. 800 diyecektim. <laughs> ben dedim 1 milyon <laughs> dedim yani. Bonservis elinde diye. Yani sekiz yüz milyon oynarsınız yani şeyde. O da maksimum diyorum yani. Hani bir baş altı takımlarda yaşı yani. Yaş itibariyle tabii. Yani hem yaş itibariyle hem artık oralarda yani, büyük, yani Inter, Milan, Juventus, Napoli Roma hariç büyük kontrat alamazsınız. Dortmund, Bayern Münih büyük kontrat alamazsınız. A şeyde e Almanya'da. E Fransa'da da öyle. Paris Saint Germain, Marseille, Lyon. Şimdi habere göre Lerin ve e Gezale ayrı çalışmış ya hoca ayrı e bir şey vermiş e, siz söyleyin. Direktif vermiş onlardan ne beklediğini anlatmış. Raşit Gezal, sezon başladığında bir e, sallandı. Şöyle yorumlar yapıldı. Raşit Gezal, kontratı kapınca ya öyle şey olur. E, bizde en şeydir Murat hiç öyle olmadığını gösterdi. Bir de Muratcan bizde şey var. Mesela bir futbolcu o takımdan ayrılmış ya. Işte Donk mesela. Tabii Galatasaray'a karşı oynamaz ya da beş Ya, der, evet. ya da işte Rıza Çalımbay ya Çünkü böyle bir şey, bir şey kötü ya böyle bir şey da. olabilir mi Kardeşim profesyonel futbolcu adam Onda. Herkes çıkar topunu oynar. Her önce çıkar öyle. topunu oynatır. Aynen öyle. Yani Sergen Yalçın ya da başka biri yarın başka bir takıma gitse Beşiktaş çıkacak tabii kazanmaya oynayacak yani. Böyle bir şey olur mu? Hani bizde var o. Şey, gezal kontratı kaptı yattı aşağıya. Öyle şey olur Yok, mu? Yok öyle olmadığını zaten net bir şekilde gösterdi. Ancak e, bu ikili arasında tabii Gezal da geçen seneki kadar değil elbet ama takımın... Oyunu ama geçen sen da bunda, sezon başında öyle değildi. Bununla alakalı. Biraz geç ama lerinde net bir düşüş var lerinde net bir düşüş var. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman. Gol sayısını falan yani, demiyorum. Yani bir şey söyleyeceğim. Geçen sene de Abu Bakar'la oynuyordu tabii. Bir, yani? <laughs> evet öyle de bir durum şey var. Şey Sadece Abu Bakar değil elbette. Geçen, ama sene, geçen sene, sene, sene bütün takım doğal yani, daha yani daha Arka direkte Rosia kaç tane gol attı? Tabii, tabii. Ya yani altı tane. Söyle geldi. Ta yani. takım olarak daha şeydi, iyi durumdaydı Beşiktaş. Bir bütün olarak. O bir gerçek yani. Oynadığı evet. baskı oyununu, pas oyununu uzun sürelere yayıyor ve mutlaka bir yolunu buluyordu kırılmadan. Hmm, evet. Bir kırılma yaşamadan yolunu buluyor. Evet. Dolayısıyla sanki o uyarı Gezel'den Gezel'den çok Valla inanılmaz bir fizik yapmalıymış. Yakından da gördüm ben Murat Hangilerini? Hakikaten ha. Süperman gibi bir adam yani. Öyle. Yani atletizm olarak ama tabii Kanadalı. Yani Amerika'da biliyorsunuz 2015 draftında bir numaradan seçilmiş MLS'e. Çok hakikaten ama tabii bence biraz özellikle Amerika futbolu geç başlıyor ya hani orada sakra onlar hani futbol Evet evet. Ee, tabii çok fazla özelliği olan bir oyuncu değil. Üstün atletik yetenekler, arka direk. Hoca bir de Önder Hoca maç sonunda şey dedi. E, hani fizik yükleme de yapamıyoruz. Çok evet. yoğun takvimden. Şu milli maç arasında hem oyuncuları dinlendireceğiz. Bir de zaten bir hem de fizik şey, ta takviyesi yapıldı kadroya. Kondisyonel takviyesi. Evet. Beşiktaş'ta o yeni, yeni geldi. geldi. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapmış. Görev yapmış isim. tabii. Vallahi bence Beşiktaş'ta işleri iyi gidiyor. Ve bence yani biraz da hala çok erken belki ama yani e, Murat Caner 8'de kapanır 18'de ben sana söyleyeyim ona fark var. Teşhirenin teşhire ile yollar sezon sonunda ayrılacak ama diye kontrat yaptı ama haberler çıktı yani bilmiyorum bana da çok mantıklı gelmedi Zor gördün mü iş. haberi? Ee, sosyal medyada gördüm yani Kaynağını bilmediğim için şimdi biz de bu iş uzun zamandır yani kaynağını bilsem sana daha net söylerdim yani. Ben yok bana da çok şey gelmedi mantıklı ya bana, gelmedi. Yani, evet. Acaba dedim oyuncu mutlu değil. Burada koş, de işte, takımda verim alamıyor. Karşılıklı anlaşıldı mı diye akla milyon, geliyor insanın da. 40 milyon euro galiba için o vermişti. Manchester United almak için Shakhtar'a. Yani öyle bir rakam ya da zaten 25'e mi? Ya da 25 vermişti 40 içine gitti. Hani böyle bir öyle oyuncudan bahsediyoruz. Ya hani... Yani tam tersiydi. Neyse çok daha yükseğe gitti şey. Bir de Çin'de tabii şey evet. yüksek esas. Kazandığınız para yüksek. Yani mesela, örnekim örneğin yılda 15 milyon euro alıyorsunuz gibi. Yani çok üst düzey bir oyuncu ama işte bazen olmuyor. Negredo'da da Real Madrid, Santrafoy'du Negredo. Salda, Soldado, Real Madrid, Santrafoy'du. Bizde olmadı. Hani şu ana kadar beklentinin altında kaldı. Yani belki seneye farklı olabilir ama ya da sezonun devamında yani Teşehir'e ile ilgili kimsenin bir yetenek endişesi yoktur yani. Bir endişesi Yok. yoktur yani. Alex Teixeira Manchester United'ın transfer listesinde olan alamadığı hatta adam. United'ın alamadığı oyuncu yani zamanında tabii o. Yetenek baki. Bir Beşiktaş'tan bir haberimiz daha var. Kamp duyurusu. Futbol A takımımızın kamp programı hakkında bilgilendirme demiş e, kulüp. <laughs> 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak Sportoto Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarının ardından sezona Milli maçlar nedeniyle ara verilecek. Futbol A takımımız Sportoto Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kamp gerçekleştirecek demiş gazete bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Hürriyet gazetesi. Var mı Beşiktaş'la ilgili eklemek Yok, istediğiniz Beşiktaş bir şey? Fenerbahçe. Yine, söylüyorum. Beşiktaş'la Fenerbahçe'de yani, yani tabii ki Konya Spor'unda şampiyonluk şansı söyleyeyim. var. Tabii ki Başakşehir'in de şampiyonluk Alliance Spor'da yetiştiği aynı puan. Mesela şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanyaspor aynı puanda. Şey, Fenerbahçe puan de. Şimdi gerçekçi olalım ya yani. Trabzon'u kim burada korkutur, sıkıştırır? Tabii ki Fenerbahçe ile Beşiktaş. Yani ben önümüzdeki hafta 2 3 hafta içinde Trabzonspor puan kaybetmeye devam ederse ilk elde Konyaspor. İttifak Holding Konyaspor sıkıştırır. Şu anda 42 puanlar bir maçı bir eksik, maçı eksik ama Muratçılar 8'de kapanır 18'de. Futbol bu. Matematiksel olarak bitmedi Daha önce oldu. O kadar farkı görmedik tabii, ama, ama gördük yani. Yine görürüz. Neler görmedik? Tabii tabii tabii. Olmaz diye bir şey Daha yok. Zaten. küme düşme hattında olduğunu, bu kadar sıkışacağını Fenerbahçe 2 sene önce. Yani neler görmedik? Tabii Gör ki. Futbolda her şey olur yani toparlanır da. Toparlanır da birden bir Trabzon da. Da basabilir. Galatasaray belki toparlar. Mesela bu hafta Trabzonspor'dan puan alabilir. Hava karlı olacak biliyorsun. İş karlı havaya döndü mü? Yetenek çok fazla ön plana çıkmıyor yani. İş zemin ağırlaştıkça zemin ağırlaştığı ağırlaştık, ta, za, ağırlaştıkça belki şu her şey olabilir. Ya ben Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin artık bir şampiyonluk ışık yandığını düşünüyorum. Tünelin ucunda bir ışık gördüklerini düşünüyorum. Ya şampiyonluk elbette yani ya tabii ki. 23. hafta'yı oynayacağız. Daha bir şey bahsetmek mümkün değil fark bak çok. 15 hafta demek az değil. Demek istediğin şey şu bence benim anladığım şu evet. e, çok ufak hamlelerle düze çıkabilirler ve kazanma serisi yakalayabilirler. Ben, ben hayır hayır ben <laughs> daha ileri gidiyorum Murat Caner. Ben biraz daha temkinli davranıyorum. Ben şanslı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin de zaten Kolon da var. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da arkadan bu hafta Trabzonspor puan kaybederse. Yani sonuçta Galatasaray kötü ama Galatasaray. Ya sonuçta her takım puan kaybedebilir. Tamam ya. ama e, biraz Trabzonspor da mesela Galatasaray için diyorum ya hani küme düşme stresi sarmalı, sıkıntısı oyuncuların iline iline titretecek. Bundan sonra daha kötü olacak. Doğru. Şimdi Trabzonspor için de o. Baskı olacak. Panik. Panik olacak. Oldu mu? Yani, oldu mu yani bu işler futbol bu. Hayat bu daha doğrusu. yani 2 sene sonra nerede olacağımızı ya da 3 sene önce nerede olacağımızı bilmiyorduk yani. Hayat getiriyor her şeyi, getiriyor. Sabah gazetesine gidiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'den bir başlığımız var. Yeni lider İrfan Can. İsmail Kartal, Fenerbahçe'de taşları yeniden diziyor. Lider şey değil miydi? Mesut Özil değil miydi? Birkaç gün önce öyle bir başlık okumuştuk. Neyse, yeni lider İrfan Can. 6 ay maçından önce bu ülkede kaç tane İrfan Can var? diyen Sarı lacivert teknik adam gerçek mevkinde oynattığı yıldız futbolcudan bir gol, bir asistlik katkı almayı Hakikaten başardı. Hakikaten iyiydi ama. Efendim? Çok özel bir oyuncu İrfan Can yani. Kariyeri boyunca hep aynı şey söylendi zaten. E, büyük takıma gelmeden önce de. Biraz sakatlık şeyi yaşıyor o maalesef. Bu arada İsmail Kartal Mesut Özil'i de takım oyuncusu olmaya ikna etti. Allah Allah şimdi cümleye bak. Mesut Özil'i takım oyuncusu olmaya ikna etti. Mesut Özil takım oyuncusu olmak istemiyor muymuş? Ya şimdi meslektaşımız, kardeşimiz yazmış editör muhtemelen. Biraz hani şey muhabir Allah Allah. muhtemelen bu sabah gazetesi mi? Bu sabah gazetesi. Şimdi evet. Volkan Demir haberi geçmiştir. Muhabir de haberi uzatacak ya şey editörde. Yani ne hepimiz yani? Fenerbahçe'nin... Ne demek istediğini anlatamamış bence o. İsmail Kartal, Mesut ile görüşmüş ve hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliği için buradayız. Bu bilinçle birbirimize destek olacağız dedi. Mesut Özil de alt ay maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen takım arkadaşlarına destek verdi. Şimdi burada bir önerme var. Mesut Özil yedek kaldığı zaman ya ben orada Sıkıntı çıkarıyor. Yapacağım? Destek vermeyecek mi yani, yani, bir yani? Böyle bir derdi var mıdır hiç zannetmiyorum ya. Hayır bu haberler mesela muhabiri de yakar biliyor musun? Neyse yani neyse onlar. Ben olur. öyle olduğunu zannetmiyorum. Biz öyle olduğunu zannetmiyoruz yani, yani. diyelim. Şimdi ayıp Ve olmasın. Ben bir şey söylemeyeyim de. Geçelim. geçelim ee, nereye diyeyim. geçiyoruz? Takvim gazetesi. Vakayeme. Derbi de sahada demiş. Test sonucu negatif çıkan Nijeryalı Yıldız dün takımla çalıştı. Galatasaray maçında sahada olacak. Abdülkadir Ömür ise iki hafta sahalardan uzak kalacak. Geçmiş olsun diyelim Abdülkadir Ömür'e, Vakaym'e ve Hamşik de oynayacak. Çok önemli. Yani ben Geros'un maçında bu ikili olsaydı Trabzonspor puan kaybetmez diye tahmin ediyorum. Bu arada formayı kaptı demiş gazete. Trabzonspor'un Union Berlin'den sezon sonuna kadar kiraladığı Polonyalı sol kanat oyuncusu Puar sol bek değil miydi? Yani sol bek sol kanat demiş değilim. Giresun Giresunspor maçındaki performansı ile teknik ekibin gözüne girmeyi başardı. Genç yıldızın Galatasaray derbisine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ofansif Canini bir sol bek. Efendim? Ofansif bir sol bek diyelim. Canini ya şimdi ofansif. Bak bir türlü kopamıyoruz oradan. Ofansif bir sol bek. E, sezon başından e, beri sol açık bir bir be. evet. orası. Evet. Ama Abdulazı sıkıntı yaşanan bir nokta. Zaman oyuncuza... zaman çok sıkıntı çekti Trabzonspor orada. zaman hep sıkıntı çek. Hep çekti hep. Çok çok, çok derken çok hani yani. çokun derecesini vurgulamak için. Ha. Zaman zaman çok sıkıntı çekti. Orada arkaya atılan toplar, basit hatalar vesaire. Dolayısıyla Denswil'de denedi orada Densville bence stoperde daha iyi oynuyor. Bence de net. Daha açık ara daha iyi oynuyor. Evet. Oyun kurulumu da dahil evet. olmak üzere. Stefan Ama iyi şey mi? ilk ilk maçta izlenimi fizik gücü zaten hani polo Evet. Ben yani ilk maçında bence hani Aksamadı. Aksamadı diyelim. Diyebiliriz evet. Bu evet. Şey, gazete gazetede öyle tahmin etmiş. E, Poğaç'la alakalı olarak. Canini'nin ise e, o da biraz daha vakti varmış galiba. O da büyük eksik. Dün eksiklik. takımla çalıştı diyor gazete. Canini de hani Abdullah Avcı'nın takımının gizli kahramanı. İki kanatta oynayabiliyor. Durduğunu tutması fizik olarak da kuvvet, size oyun olarak da o... oyun kurabilen, çok top saklayabilen servis yapabilen ve bunu alanın her bölgesinde sahanın her bölgesinde yapabilen bir oyuncu yani. Yani, abu Bakar gibi bir oyuncu evet. özetle, onun yani, kadar güçlü 36. değil belki ama e, yetenek olarak da biraz şey ama performansı onun gibi yani. hissediyor Net. Vallahi e, vakayeme ile şey olursa, Marek Amşik olursa daha farklı olur. Tamam ama işte, Oyunu tamam, başka ama bir şey. Başka tabii, bir gibi. seviyeye çıkıyor. Çünkü e, vakayeme zaman şimdi Marek Amşik vakayemenin olmadığını varsayın Marek de iyi dağılan, iyi pas yapabilen, iyi hücum edebilen, evet. akıllı hücum edebilen bir Trabzonspor. Eğer sahada Vakayme varsa hep artı bir. Tabii tabii canım. Bu oyunun üzerinde hep artı ben bir. Murat Çener Gol bak. opsiyonları da öyle. Bak. Ceza sahasındaki oyuncu sayısı da öyle. Pas opsiyonu hep artı bir. Adam vakayme. geçer. Asist yapar. yapar. Gol Şut, atar. atar. Şut atar. Adam sırt dönük eksiltir. topu. Sırt dönük topu. Her şey her yani bir forvet oyuncusundan ofansif oyuncudan beklenen her şeyi yapabilen evet. özel ne, bir gelili, isim e, vakayme. Vakayme. Katkısı He, katkı da tabii inanılmaz katkısı ya. Yani. Mesela... Katkısı çok yüksek. Bu arada pazar günü saat 16'da oynanması planlanan beypiliç Bolu Spor Tuzla Spor maçı ertelendi. Kar demek ki var. Mı? Birincilikte. Evet. Beypiliş Bolu Spor Tuzla Spor maçı ertelendi. Ee, elverişli savaş şartları nedeniyle aynı söylediğin evet, gibi. Katleniyor. Bekleniyordu zaten. Ya bir de bütün Türkiye'de güzel statlar yapıldı bir şey de yok biliyor musun Murat Ceren? Biz git, gidiyorduk bir ara. Bolu'nun iyi güzel değil yani stadyum. Her yerde var ama. Büyük yatırımlar yapıldı. Evet. Gerçekten güzel statlar inşa edildi. Bolun stadı biraz şey kaldı. İnşallah olur. Bu da... tabii yatırım meselesi Hı. Raşit. Ya yani ee... da mesela yani yıllardır tabii çıkamadığı için belki de. hani geliyor çıkamıyor, geliyor çıkamıyor. Biraz ilgi de göstermiyor Planlama açıkçası. meselesi yani zaman içerisinde, ilerleyen yıllarda. İnşallah. Çünkü gerçekten büyük bir atılım, bir hamle yapıldı. Bolu Spor zamanında ligde yani. Doğru. Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen'in patlama yaptığı takım. Muğla, Yok, Bolu, Yok derken Rejiye dedim. Ya, <laughs> ne dedin diye. Bir daha alabilir miyim sevgili Ağabeyim, Tamam. Peki. Bir başlığımız daha var. Raşit, üst... Raşit Altun tamamlayın cümlenizi. Hemen son başlığımızı da okuyalım. Yok tamam. Yani. Hayırlısı inşallah Bolu'ya da yapılır diyorum. Ben. Tamam. Ee, nereden geliyor? Türkiye gazetesinden. Gençlik aşısı Enis. Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Ligde son iki haftada düşüşe geçse de düşüşe geçmek bak hemen düşüşe geçmek olmuş bunladı. E ee, ligde son iki haftada düşüşe geçse de ha bu arada Trabzonspor'un oyununun da evet. son dönemde yani evet. ilk yarının son birkaç haftası sanki bravo kaba öyle diyebiliriz. Evet, o, yani bir sallantıda olduğunu da evet. söylememiz lazım. Düşüş derken ondan farklı bir durum yok şu anda bence. Bence bedava oyuncu değil mi? Yani 700.000 Euro'ysa Altın Ordunun 19'lu 19 yaşındaki yıldızını bitirmek üzere. Fizikte iyi, ben biliyorsun. Hani ben tabii Nachiz'de hani 180'in altında oyuncu transfer etmem yani o hoca olsam çok özel severim yani. Deniz Destan 185 186 var forvet 2002'li doğru yatırım. Ya yani mesela Gerçekten çok genç öyle. oyuncu almak da risk biliyor musun? Bu 17 18 yaşında oyuncu alıyorsun. Ne olacağını çok bilemiyorsun. 20 22 aralığı daha iyi. Hani oyuncu bir şey belli oluyor ne olduğu. Şimdi süremizin sonuna geldik. Ee, sabah kadar konuşabiliriz bu konuda. Tabii Hangi yani. yaştan sonra gelişim sağlanır, oraya kadar neler yapılır uzman dostlarımızdan, abilerimizden, arkadaşlarımızdan bildiklerimiz kadarıyla sabah kadar konuşuruz ama süremizin e, iyi sonuna geldik. İyi transfer. Kesinlikle. O zaman Murat Bey sizinle bir Geleceğin... haftadır beraberiz. Ee, size bundan sonra Uğur Melike ile pazarlısına itibaren başarılar diliyorum. Demin gazeteden okuduk ya. Geçmiş olsun Geçmiş sevgili olsun. Uğur, Uğur Meleke. Da. Ben de Raşit Altun'a teşekkür edeyim. Bu ben hafta bizimle mi? birlikteydi. Çok da keyifli Çok program keyifliydi. yaptık. Ağzına sağlık. Değerli izleyenler önümüzdeki hafta milli maç arası demiştik kapatmadan önce. E, bu milli maç arası münasebetiyle biz de manşet ekibi olarak bir beş gün, bir, bir dakika hafta. Abi. Milli maç, sizden... maç arasında milli maç olmaması bomba değil mi peki? Hangisi? Biz milli mi maç yok. maç yok yani. <laughs> Mini... <laughs> <laughs> bir tane ayarlar insan. Plan yapılır ya. herhalde ya. Ama bu yoğun trafikte. Abi bir... nasıl plan yapar? Yok işte. Bir dur bu yoğun trafikte sakatlar e var, hastalıklar Herkes yapıyor ama. Var. Peşim Dur ben anonsumu yapayım da tamam, yayından bak, sonra konuşuruz. Mi? onu Değerli izleyenler önümüzdeki hafta manşet ekip olarak bir hafta izninizi rica edeceğiz. Ondan sonraki haftada yani maç haftasına doğru hafta sonunda giderken tekrar e, manşet programında karşınızda olacağız. Hatırlatmasını yapalım. Raşit Altun tekrar çok teşekkürler. Evet, teşekkür Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim. <laughs>